Rüyaların bize verdiği mesaj ne? Bunu nasıl öğreneceğiz? Türkiye'nin en ünlü rüya yorumcusu Mehmet Emin Kırgil'den. Hocam hoş geldiniz. Hoş sefalar getirdiniz. Estağfurullah. Gördüğünüz rüya mutluluk, aşk, para, kısmet, evlilik ya da Allah göstermesin ayrılık. Ne bileyim evet. Ne anlatıyor? Hepsini soralım. Hadi siz sorun. Hocam cevaplasın. Canlı yayın telefon numaralarımız 0212 333 33 70 ve 71 görüyorsunuz. Instagram Nur Viral. Bir de YouTube'dan bizi takip edebilirsiniz. Bu arada dün reytingimiz şahane gelmiş. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi hazır mısınız? Yine sorularla başlıyoruz. Evet. Türkiye televizyonlarında seyircinin yönettiği tek program bu. Onlar soruyorlar, siz cevaplıyorsunuz. Evet. İlk sorumuz ne? Urfa'dan hemşeriniz hocam. Evet. Diyor ki Allah hayırlara çıkarsın diyor. Paris'te lahmacun yiyordum rüyamda. Sırtınız açık kalmış. Ama artık her yerde değil mi lahmacun, öyle ki dünyanın vallahi dört bir yanına yayıldı. Olsa evet. da yesek. Altına ne diyorsunuz? Demiş ki zengin mi olacağım demiş de. Ben de korktum lahmacun dükkanımı açacak oraya diye filan. Niye korkuyorsunuz hocam? Ya şaka mı, ne söylüyorsun Açılsın. Canım? Türkiye'nin yani bu güzel lezzetleri dünyanın dört bir yanına yayılsın. Evet. Zenginlik var mı? Siz gerçi bu lahmacun meselesini bir seyircimiz daha sormuştu, cevaplamışsınız. Evet, lahmacun her zaman iyi sözü, kişinin arkasından yapılan iyi kelimeleri ve aynı zamanda düğüne gideceğini, düğüne katılacağını, güzel birbirini seven iki insanın birbirine kavuşacağına şahit olacağını ve bir düğün ortamına gireceğini, çok mutlu olacağını göstermiş. Ama bunu Urfa'da değil de Paris'te görmüş. Paris'te görmüş olabilir. İşte zaten şimdi orada bir efendime söyleyeyim bir şehir ismi geçmesi burada sabit olan bir düğüne, çoktandır geciken, biraz daha ağır olan ama bir türlü sonu gelmeyen bir düğüne, iki kişinin birbirini seven iki insanın mutlu olacağı bir ortamda onların kavuşmasına şahit olacak. Ya şimdi her programda bunu anlatıyorum ama evet. Aramızda yeni katılan seyircilerimiz vardır evet. Diye tekrar da etmek istiyorum. Şimdi bu dinleyeceğiniz, göreceğiniz rüyalar çok absürt gibi gelebilir. Benim de ilk Mehmet Emin Kırgil hocamla tanışmam böyle oldu. Acayip bir rüya gördüm. Kendi kendime bile gülmüştüm hatta o rüyaya. Arkadaşım aracılığıyla ben kendisine ulaştım ve evet. Kendisine rüyamı anlattıktan 3 gün sonra hiç yaşamayacağım bir şey yaşadım. O yüzden ne olur absürt rüyalarınızı bile bize ulaştırın ki aslında o rüyaların sizin için bir anlamı var. Bir anlam ifade ediyor. O rüyalar size bir şeyler anlatıyor. Ne anlattığını da hocamız anlatacak bize. Şimdi sevgili Ertuğrul denizin üzerinde zurna çalan bir kız görmüş. Evet. Ablacığım diyor, gönlümde de bir kız var. Hani o zurnadan yola çıkarak şunu söylemiş. Evlenecek miyiz acaba? Evet, deniz her zaman dediğimiz gibi kişinin hayatı olduğu için. Bunu öğrendik. Evet, deniz kişinin hayatı olduğu için üzerinde, denizin üstünde bir kızın olması, bu kardeşimizin müjdeli bir olay yaşamasına delalet ettiği gibi, yalnız zurna çalması, orada evleniyorum, kavuşuyorum gibi bir mesaj yok. Orada şu var, dedikoducu, fitneci bir insanın bu işi bozacağını gösterir. Zurna mıdır? Evet, yani yalan söyleyen. Zurna deyince bir davul insanın, zurna hep aklımıza düğün geliyor evet, ya. Ama yalan söyleyen bir insanın. Burada bu iki insan arasını bozmaya çalıştığını, halen aralarının bozulmadığını ama bunu dikkate alması gerektiğini gösterir. Peki. Evet. Buket demiş ki Nur abla aylardır size ulaşmaya çalışıyorum. Hayırdır inşallah, pembe bir köşke gelin gittiğimi görüyorum. Hı-hı. Bunu anneme anlattığımda okulumu da bitirmek üzereyim. Zengin evet. Olacaksın inşallah demiş annesi. Yok, bu kardeşimiz hedefine ulaşacaktır. Yani iş konumunda, okuma konusunda. Ama eğer birini seviyorsa, biri gönlünde varsa hayal kırıklığı yaşayacaktır. Buna çok dikkat etmeli. Öyle mi? Evet, yapacağı her şeyde çok dikkat etmeli. Özellikle aşkla, sevmeyle, hani diyor ya boşa kürek sallamamayla alakalı bir durum var. Çünkü yani karşısındaki kişinin onu oyaladığını gösterir. Evet. Peki Konya'dan İzmir'e kadar koştuğunu görmesi ne demek seyircimizin? Şimdi bir ilden bir ile kişinin koşması, hayatın içerisinde kendisinin mücadele vermeye devam etmesi. Netice itibariyle iki tanesi de büyük bir il olduğu için efendime söyleyeyim biri Denizli, biri de biliyorsunuz ki Mevlana'nın şehri olduğu için burada kişinin yapmış olduğu duanın arkasına kişinin yola gideceğini veyahut da dileğinin kabul olacağını göstermiş. İnşallah. Evet. Çok tatlı bir soru sormuş. Demiş ki hayırdır inşallah, rüyamda aramız da çok iyi değildir ama demiş kaynanamın bana para verdiğini gördüm. Kaynanam bana para verirse kıyamet kopar bizim evde demiş.
Niye acaba böyle söylemiş? Şimdi o kendisi yani kendi yaşadığı ortamdan dolayı onu söylemiş ama burada para bozuk para mı? Kağıt para mı? Hani onu Bunu yazmamış yazmamış. hocam. E Ama siz netice anlatın. itibariyle Bozuk burada para bozuk olursa para ne olması olur, kendisinin kağıt hakkında olursa ne ufak olur? tefek dedikodular yapmış. Kağıt para olsaydı o para burada da kendisinin hakkında yapılan olan bir dedikodun halen sürdüğünü, halen devam ettiğini eğer balya şekline dönüşseydi o para, kendisine verdiği para burada da o kişinin dedikodusunun ortadan kalkacağını gösterirdi. Ama Peki. henüz bu rüyaya göre dedikodu cereyan ediyor. Kocası üç taşlı bir yüzük almış ona. Evet. Ve yüzüğü parmağıma takıyor diyor. Parmağıma taktıktan sonra böyle parmağına bakmış. Yüzüğün her bir taşından böyle ışıklar çıkıyormuş. Hı. Yeni evlenen bir kardeşimiz bu rüyayı görseydi 3 tane evladın olacağını, Allah nasip ederse bunların her birinin memur olacağını, ayrı ayrı illere gideceğini. Ama eğer kişi çocukları varsa bu durum yaşanabilir. Ama çocukları yoksa evlada kavuşacağını, kişinin 3 taşlı yüzük olması 3 mevsim, 3 hafta ya da 3 ay içerisinde eşinin bu kardeşimizi mutlu edecek bazı durumlar yaşatmasını gösterir. Şimdi bu sorulara ne olur öyle uzaktan Evet. bakmayın ya da bakarken Allah Allah bunu nereden çıkartıyor demeyin. Şöyle bir şey yapın. Ekrana verdiğimiz bu numaradan arayın. Arkadaşlarımız telefon başında, siz de rüyanızı anlatın. Bakın canlı yayında rüyanızı anlattığınızda ve lütfen yayına bağlandığınızda hayatınızla ilgili hiçbir bilgi vermeyin ki hocamız size o bilgileri verecek. Yani gördüğünüz rüyanın yaşamınıza etkisi mesajını onu canlı yayında siz birebir anlattığınız zaman zaten göreceksiniz. Ankara'dan hayır olsun Konya'ya böyle hocam taklalar atarak gittim demiş. Evet. Ne alaka hocam Konyalı olacak Ha. Şimdi demiş. Sevindiği için mi acaba? yok. Büyük bir hayali var. Bu haliyle alakalı. Komik değil mi hocam Gelişmeler bu? şimdi olmayacak. Yani bir beklentisi var ama şu anda beklemesi gerektiğini, eğer hızlı acelelik yaparsa burada kendisini zarar göreceğini göstermiş. Bu rüyada bu kardeşimizin büyük bir hedefi var. Çünkü Ankara biliyorsunuz ki başkentimiz. O yüzden Ankara olması büyük bir hayali var. Takla atarak Konya'ya gitmesi yapacağı eğer hızlı bir adım atarsa yanlış bir karar vererek o düzelteceği iş veyahut da kendisine gelecek olan beklentisinin daha çok gecikeceğini veyahut olmayacağını Peki takla gösterir. atmasaydı, koşarak gitseydi ne olacaktı? Koşarak gitseydi acele yapmaması gerekiyor. Yine aynı şeye düşer ama lakin kişi bakın ne diyor? Ankara'dan Konya. Ders mahiyetinde söylüyorum. Ankara'dan Konya. Şimdi yüz ölçümü olarak Ankara mı büyük, Konya mı büyük? Veya insan babında bakarsak. Demek ki Ankara büyük. O zaman nereden kaçıyor? Büyük bir ilden küçük bir ile. O zaman ne Yok oluyor? hocam Büyük hayali. Konya. Konya'nın yüz ölçümü daha Hayır büyük. şimdi Nüfus olarak nüfus olarak diyorum söylüyorsunuz. ben. Evet nüfus olarak. Nüfus olarak çok kalabalık olduğu için Ankara o zaman ne yapıyor? Kendisinin büyük hayali. Biliyorsunuz ki bütün Hani devlet daha alanlarımız kalabalık, daha orada. şey bir şehir Evet bir de olduğu devlet için alanlarımız orada. Bir de başkentimiz ve orada. Türkiye'nin nabzı orada Evet arttığı arttığı için. için. O yüzden ne oluyor? Bu kişi Peki. kendi büyük bir hayali var ama Konya olması, takla atarak gitmesi hayal kırıklığı yaşayacak. Eğer hızlı adım atarsa bekleyecek arkadaşlar. Rüyaların çoğu işaret gelir Allah. ve sabrı gösterir. Peki bu ne Evet. demek? Kocası rüyasında böyle kanat takmış. Nur abla diyor kocaman kanatlar taktı ve kocamın gökyüzünde bir yerden bir yere uçtuğunu görüyorum. Hı. Aramızda kötü, beni de aldatıyor. Acaba gitmesi boşanacağımız anlamına mı gelir? Hayır, o kişinin boşa kürek sallayak demin dediğim gibi boşa hayallerin peşinden koştuğunu çünkü havada uçmak hedefini belirlemediğini. Yani hedefi belirli olmuyor. Eğer yere inerse hedefine ulaşmış oluyor ama sağ salim inerse. Evet. Kişi rüyada uçarken sağ salim yere inerse kendisinin hayaline ulaştığını gösterir. Ama havada uçması, bir boşlukta dolaşması, hedefini daha sabitleştirmemesi ve aynı zamanda kişi hani sağa mı gideyim, sola mı gideyim daha seçim yapmaması. Burada bu hanımefendi kardeşimiz eşini böyle gördüyse bocaladığını görmüştür rüyada. O yüzden çok dikkatli olması lazım. Ne yapacak? Üzerine gitmeyecek. Sen bunu yapıyorsun, sen şunu yapıyorsun demeyecek. Orada yine ne yapacak? Yüce Allah'tan bekleyecek. Her şeyi ama Allah'tan dileğini, duasını kesmeyecek. Netice itibariyle de moralini bozmayacak. Bekleyecek çünkü ne diyorsun senin bir lafın var o kedi ne oluyor? Buraya gelecek. Gelecek inşallah. Şimdi Evet. rüyada ünlü birini ya da bir televizyon karakterini görmek ne demek? Onu konuşacağız ama seyircimiz rüyasında sizi görmüş. Öyle mi? Evet. Evet.
Geçen de storene baktım da sana maşallah Mekkelerden, oralardan güzel Aa yerlerden evet gördünüz dualar mü geliyor. onu dün Bizi akşam? katmamış kardeşimiz. Biz Seyircim üzüldük çok yani. tatlı. Evet. Kutsal topraklara gitmiş. Orada da demiş ki Nuray Sayar'a Nur sana ve Nuray göndermiş. Sayarı duamdasınız demiş. Bak şimdi hikayeme koydum. Girerseniz görürsünüz. Yusuf abi şimdi Ya üzülmeyecek. dedim Bizi ki üzülmeyecek Allah'ım misin? dünyadaki en büyük zenginlik birinin duasında yer almak. Evet. Ağladım biliyor musunuz o post şeyi gördüğümde, o resmi Tabii, gördüğümde. tabii. Çok teşekkür ediyorum seyircimize. Onlar gönülden gelen dualardır. Hocam şeye bakın seyircimizin rüyasını. Sizi demiş ki rüyacı Mehmet Emin Kırgil'i Deveden düşmüşüz. deveden düştüğünüzü görmüş. Evet, zengin mi olacağım demiş. Ay evet Allah hiç deveye bindiniz mi siz? Efendim, yok ben bilmedim. Deveye binen var Ben mı? hayvanlara bilmiyorum yani ben şey diyorum yani. Mesela atıyorum eşeğe bilmiyorum veyahut ata bilmiyorum. Yani söylüyorlar çok söylüyor ama ben bilmiyorum yani incitirim diye korkuyorum. Aslında bilmek sünnettir. Estağfurullah. Hayır yani işin doğrusunu söyleyeyim. Ben incitirim diye korkuyorum ama yoksa bilmek sünnettir. Çok özür dilerim hocam. Estağfurullah, Çok estağfurullah. kriz. Bu Şimdi sorunun cevabı nedir? sorun cevabı şu. Efendime söyleyeyim İmam Nablusi ve Kirmani'nin dediğine göre rüya yorumcusu görmek rüyada kişinin hayali. Hayalleri. Gören kişi eğer bekarsa bu kardeşimiz tabi bizi deveden düştüğünü görmüş. Bu kardeşimizin deveden kim olursa olsun yani bir tek ben değil deveden kim düşerse düşsün arkadaşlar. Onun evliliği eğer bekarsa onun sevdiği biri varsa ev taşıyacaksa veyahut efendime söyleyeyim kendisi mesela diyelim ki memurdur tayini çıkacak örnek veriyorum. Buna benzer olaylar olacaksa bunların şimdi olmayacağını bunun cereyan etmeyeceğini ama rüya yorumcusunu kendisi görmesi bütün insanlar için söylüyorum. Rüya yorumcusunu görmek rüyada kişinin hayal yani hayalleriyle alakalı bazı durumlar. Ama deveden düşmek burada hayal kırıklığı yaşayacak ama ne yapması lazım? Başka eğer vermiş olduğu bir emek varsa onu uzaktan seyredecek. Eğer olmuyorsa mücadelesini bırakıp başka bir kapıya bakacak. Başka bir işe bakacak. Peki hocam. Gülebilirsin. Hocam güldüm yeteri kadar. Affınıza sığınıyorum ne Estağfurullah, olur. estağfurullah. Bazı insanlar vardır ya bakın ben güldüğüm zaman kendimi Evet, toparlayamayanlardanım yani. evet. Böyle bu, mesela düşene çok gülerim. Ben düştüm bir de beni kimse yerden kaldıramaz. Kendime de gülerim yani. Çok özür Evet, diliyorum o yüzden. estağfurullah. Affedersiniz. Getirelim mi diğer soruyu arkadaşlar? Düğün günü kaynanasının öldüğünü görmüş. İstenmeyen gelin olabilir miyim diyor. Hayır. Kayınvalidesinin orada vefat etmesi Allah nasip ederse bu kızımız demek ki bekar bu rüyaya göre. Bu kişi muradının hasır olacağını, kayınvalidesinden kendisine çok faydalar geleceğini gösterir. Hı. Evet. Ve kayınvalidesinin ömrü uzamış. Peki hocam, alalım mı telefonlarımızı? Alalım. Buyurun. Olur mu? Buyurun. 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Bakalım seyircilerimizin gördüğü rüya onlar için ne anlam ifade ediyor? Türkiye'nin en ünlü rüya yorumcusunu ekrana getirdik. Şu anda Estağfurullah. evinizde Ceyda Hanım hattımızda. Ceyda Hanım günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydınlar, hayırlı sabahlar hocam, Nurhan Çok Hanım nasılsınız? teşekkürler. Biz iyiyiz. Siz de iyi misiniz? Ben de iyiyim. Çok mutluyum. Sonunda bağlandım. Çok Ay şükür. canımsınız. Hadi anlatın rüyanızı hemen. Tamam. Hocam bu bir istihare rüyasıdır. Rüyamda deniz kenarında böyle berrak, güneşli bir havada, deniz berrak. Deniz kenarında çıplak ayakla koşarak yürüdüğümü gördüm. Koştuğumu gördüm daha doğrusu. Oradan da bir eve girdim. Evin içinde kuru üzüm yediğimi gördüm. Evet. Şimdi Ceyda'cığım nasip olursa beklediğin olaya kavuşacaksın. Ama ne zaman? Kuru üzümler. Hani biz üzümü yazın kuruturuz bilirsiniz. Bu nedenle Allah izin verirse inşallah gelecek kışa kadar senin inşallah işin olur ve İnşallah. beklediğin olayla alakalı gelişmeler elde edeceksin. Çıplak Hadi ayakla bakalım. koştuğun için yazında dediğimiz gibi artık bekarsan sözün nişanı olur. Aradaki engellerin kalkacağını beyan etmiş kuruzum. Evet. Kuru üzüm mü? Evet. Ordu'dan Meltem Hanım var Buyursunlar. hattımızda. Meltem Hanım. Meltem Hanım. Meltem Hanım. İyi günler. Geçmiş olsun. Buyurun. Öksürüyor musunuz? Hasta Hayır. mısınız? Biraz
grip oldum. Çok geçmiş olsun. Buyurun, anlatır mısınız Hayırlı rüyanızı? Günler. Çok teşekkürler. Buyurun. Rüyamı anlatayım. Ben çok kalabalık gördüm. Böyle köydeyim. Eşimin köyündeyim. Ordu'da. Erkekler falan var. Böyle çok kalabalıktı. Dışarı çıktım böyle. Aslında onları görmeden önce. Başımda başörtüyle etek giymemişim. Onu fark ettim. Sonra bir baktım bir araba dolusu erkekler falan geliyor. Kalabalık böyle. Sonra ben eşimi görüyorum. Eşim bana çok kızacak diye başörtüm falan yok diye. Bir kadının yanına sığınıyorum beni görmesin diye. Öyle bir rüya gördüm. Sonra Meltem Hanım bir soru. Gördüm. Meltem Hanım. Onların da böyle peşimden geldiğini gördüm. Böyle sıraya dizilmişler peşimden geliyorlar. Meltem Hanım. Yiyecekleri yere götürüyorum. Sonra da onlara su getiriyorum, veriyorum. Bu kadar. Meltem Hanım. Efendim. Ya sizin bir hastanız var. Ya da bir cenaze haberi dışarıdan almışsınız. Şimdi bu rüyaya göre kocanızın da rızkıyla alakalı bir beklentisi var. İnşallah Allah izin verirse rızkıyla alakalı gelişmeler olacak. Eğer bir hastanız varsa ona biraz daha itina gösterin. Biraz daha ilgi gösterin. Eğer zaten bir ay içerisinde bir cenaze olayı da yaşamışsanız bu rüyanız zaten çıkmış. Peki. Evet. Aydın'a gidelim şimdi. Buyursunlar. Türkiye'nin dört bir yanından telefon bekliyorum bugün. Ankara, Gaziantep, Urfa, Kahramanmaraş, İzmir, Adana, şöyle Karadeniz'e gidelim, Trabzon, evet, Samsun, Rize, Giresun, Artvin, ne bileyim her yerden. Her yerden bekliyorum. Tuğba Hanım attığımızda. Pardon, kim vardı? Tuğba, tamam. Aydın'dan. Alo. Alo. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Ben hemen geçeyim rüyama. Lütfen. Şimdi ben eşimin rüyasını anlatacağım. Eşim gördü bu rüyayı. Rüyasında yatak odasında uyurken benim onu uyandırdığımı görüyor ve sesler duyuyor diyorum. Sonra kalkıp evin içerisine bakıyoruz hırsız olduğunu. Eşim diyor ki sen yumurta kızart diyor. Yumurtanın kokusuna belki gider diyor. Ben mutfağa gidiyorum yumurta kızartmaya. Tuğba Hanım. Eşim orada. Tuğba Hanım. Efendim. Siz ya da eşiniz yumurta. Kimin yanında konuştunuz? Nasıl yani? Kimin yanında bir konuştunuz? Dedikodu olarak bir şey konuşmuşsunuz. Bilmiyorum şu an hiç öyle bir şey gelmedi. Eşinize de söyleyin bunu. Belki fark etmeden de yapmış olabilirler. Yapmış olabilirler çünkü evlerine gelen bir misafir var. Bu misafirin ama yanında... Ama bir devamı var hocam. Devamını alacağım da şöyle bir şey var. Yumurta tehlikeyi arz eder, tavada pişmesi orada gelen bir misafiri temsil eder. Aynı zamanda orada yumurtanın kokusunu almanız sizin yapmış olduğunuz hani latife bazında da olsa normal bir konuşmada da olsa yapmış olduğunuz dedikoduyla alakalı bir gelişme olacak. Tabii eşiniz gördüğü için... Eşiniz de bilmeyerek hani birinin yanında konuşmuş olabilir. Buyurun. Şimdi devamlı o ev diyor ki yumurtayı kızart diyor. O evin içerisinde geziyor. Daha sonra ben elimde yumurta yatak odasına geliyorum. O da yatak odasında diyor ki bu yumurta olmamış. Yatak odasının duvarına beyaz kağıtlar yapıştırıyor. Çok güzel. Beyaz kağıtlar yapıştırdıktan sonra diyor ki ben bu yumurta pişmemiş ben gidiyorum yemisini yapacağım o arada ben hırsızı görüyorum. Sen evet. De balkonun kapısına bak diyor tabağı fırlatıyorum. Şu anda bir hırsıza göz göze geliyor. Tuğba Hanım şu anda zaten sizin yuvanız şu anda çok şükür biraz normale döndü bakın. Çünkü bir takım sıkıntılar var. Bu sıkıntılar biraz daha sürecek. Ama sizin dikkatli olmanız lazım birkaç ay. Yatak odasında yumurtanın olması... Kişinin aralarını bozması, hırsız olması aranıza girecek biri var. Var mı peki böyle bir sıkıntınız? Çünkü çok dikkat edin bakın. Yani şu an çok şükür yok ama. Evet. Bakın yumurta yatak odasında olması, kızartma yapılması çok dikkat etmek gerekiyor. Aranıza biri girecek bakın. Siz bunu zaten göreceksiniz ileride. Allah nasip ederse tabii bu uyarıcı Allah rüya. Göstersin. Bu uyarıcı rüya. Dikkate alması için zaten geliyor mesaj. Ama yatak odasının kağıtlarının beyaz olması ne dedik biz? Çok şükür iyi ki beyaza yapmıştır, yapıştırmış eşiniz. Bir kurtuluştur. Ama bakın yine size söylüyorum bir kurtuluş ama eşiniz diyor ya ben tekrar yumurta yapmaya gidiyorum. Çünkü rüya gören eşiniz. Dışarıdan biri var. Sizinle uğraşacak. Eşinizle uğraşacak. Lütfen çok dikkat edin buna. Peki. Eşinizle bunu söyleyin yani. Tuğba Hanım teşekkür ediyoruz. Tekirdağ'dan Özge Hanım bağlayalım. Evet uyarıcı evet, rüyalar dikkat alacağız. Rüyalar birkaç şekilde görülüyor. Uyarıcı, evet, uyarıcı, müjdeci. Çok uyarıcı bu. Hem de çok uyarıcı. Çok uyarıcı bu, rüya. Tabii çünkü bakın bu yuvayı tehlikeye sokacak bir yumurta rüya. Mı? Tabii. Ay. Ve eşi tekrar yumurtayı yapacağım demesi tehlikeli. Bakın izleyenlerin hepsine söylüyorum.
Yatak odasında yumurta gördük, şunu gördük, kırdık, pişirdik. Çok dikkat edin evinizde. Buna çok dikkat edin. Çünkü illa çıkacak demiyorum. Ama Rabbim eğer o işareti gönderiyorsa bir şey var bunda. Peki. Buyurun. Özge Hanım. Alo. İyi hoş günler. Geldiniz. Merhaba. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum Nur Hanım. Çok teşekkürler. Dinliyoruz sizi. Buyurun efendim. Çok önemli benim için. Yemyeşil ormanlık bir alandayım rüyamda. Ormanın tam ortasında iki tane apartman var. Biri altın sarısı, diğeri de beyaz. Ama öndeki mi altın sarısı, arkadaki mi beyaz hatırlamıyorum. Bana diyorlar ki öndeki apartmanda Kıvanç Tatlıtuğ oturuyor. Ben de diyorum ki neden öndeki apartmanda oturuyor? Arkadaki daha güzel. Keşke arkadakinde otursaydı. Sonra oradan ayrılıp başka bir yerde buluyorum kendimi. Eski, kocaman, büyük bir binanın içindeyim. Bir sürü polis erkek öğrenci şakalaşarak derslerine giriyorlar. Burası bir polis okulu. Erkek polisler derse doğru girerken ben o binadan çıkıyorum. Hemen binanın önünde bir kaldırım var. Kaldırımın üstünde de bir boy aynası var. O boy aynasına kendime bir bakıyorum ve üstümde polis üniforması görüyorum. Hani polis okulundan mezun olanlar beyaz eldiven polis üniforması giyenler de aynısı. Elimde beyaz eldiven var üniforma işte. Ve diyorum ki Allah'ım bir üniforma bu kadar. Özge Hanım. Ne kadar güzel olmuşum. Özge Hanım. Üniformayla efendim. Orayı ben dinleyeceğim. Üniformaylasınız. Bir beklemeye evet. Alalım. Sizin devlet kapısında ya da özel bir sektörde beklediğiniz bir haber var mı? Askıda kalan, bir türlü olmayan. Evet, askıda kalan bir şey var. Tamam. Bir de bir mal sahibi olacaksınız siz. Allah izin verirse bu rüyaya göre. Hı-hı. İki insan size söz vermiş yardım etmek için. Bir tanesi sözünde evet. Durmayacak, biri duracak. Beyaz yani... bina olan, beyaz bina Hı-hı. olan. Kişi hani önde arkada diyorsunuz ya, beyaz bina olan sözünde duracak ama altın sarısı olan bina sözünde durmayacak. Size iki kişi zaten söz vermiş, dedik size bunu teyit ettiniz. Lütfen bunu dikkate evet, alın. Allah izin verir. Evet kızım bak inşallah hocam olacak. Hocam iki kişiden söz almış. Tabii söz aldı ama biri yapmayacak, biri yapacak. Ay ne kadar enteresan. Evet. Şöyle söyleyeyim hocam, ben zaten polis akademisine başvurdum. Bu dönem gidemedim, diğer dönem tekrar başvuracağım. Aa. Evet, boy aynasında polis olarak görüyorum kendimi. Arkam bir dönüyorum, arkamda ailem var böyle. Müjdelerini ver kızım, zaten ne en sona giymiş. Ne tavsiye ediyorsunuz, neye dikkat etsin burada? Üniformasını zaten giymiş bu kızımız, müjdeleri haberi alacak. Benim sadece istediğim şey şu, çalış. Çünkü Allah ne diyor, sizin öpüyoruz çalışmalarınıza size. Göre biz veririz diyor. Tabii. Teşekkür ederiz. Ayet kendisi. Var ya kaderi evet. Çabanıza bağladık tabii, diye. Tabii çabanıza bağladık. Çabalamadan evet. Bir şey olmuyor yani olmuyor, oturduğun evet. Yerden. Evet tabii ki dua edelim. Dua çok önemli. Hani her şeyin anahtarı. Ama unutmamamız gereken bir şey var ki. Özellikle gençler için söylüyorum. Evladı olanlar beni çok iyi anlayacaklar. Ders çalışmayan çocuk. Çalış evladım, çalış kızım. Dilimde tüy bitti. Vallahi. Kim var hatta Fatih? Kayseri'den Suzan Hanım varmış. Suzan Hanımcığım. Hayırlı günler. Çok teşekkür ederiz. Kayseri deyince aklıma Nevzine geliyor. Nevzine tatlısı. Yediniz mi hiç? Evet. Yapar mısınız siz de? Ablam daha çok güzelini yapar. Ben pek beceremem. Bizim için de yine afiyet şeker olsun. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Bir şey Kayseri'de Mehmet hocamızın kitabını nerede bulabiliriz? O yüzden mi aradınız bizi? Şimdi rüyam da vardı. Rüyam hayatım da vardı. Bulmana gerek yok. Ben sana gönderiyorum bu kitabı, tamam mı? Canım benim. Bak, ederim, Suzan Hanımcığım. Efendim. Adresinizi bırakın, kitap size geliyor, tamam mı? Tamam. Bak tamam. Benim elimde bir tane kitap var, onu da size gönderiyorum. Teşekkür bak. Ederim, Allah razı olsun. Öyle bir söylediniz ki çünkü Kayseri'de nerede bulabilirim de benim öyle yüreğim şeydir, yufkadır. Evet. Bu kitap sizde. Tamam. Arkadaşlarımıza bırakın telefon numaranızı ve adresinizi. Tamam. Geliyor kitap. Tamam. Hocam tamam. Yayın evinize de söyleyin, daha geniş dağıtsınlar. Bak seyircilerim merak ediyorlar. Tamam. Peki öptük Suzan Hanım. Nasıl, rüyamı anlatabilir miyim? Evet anlatabilirsiniz, buyurun. Şey hocam ben bir odadayım. Odaya girdim. Odanın içinde yatağı açtım. Yatak çok beyaz bir yataktı. Güzel bir yataktı. Yastığı kaldırımda 3 tane yaprak gördüm yeşil. Bir tanesinin yarısı sararmıştı. Sonra şey yapıyorum, bir bey geliyor, yani bir erkek geliyor. Bir bakıyorum kafamı kaldırıyorum. Erkan Petekaya sanatçı var ya. Onu gördüm. Ondan sonra bana işaret ediyor. Dizlerim çok ağrıyor diyor. Ben de dedim ki benim de dizlerim çok ağrıyor diyor. İstiyorsan gel seni götüreyim diyor. Orada uyandım. Siz beğenir misiniz Erkan Petekkaya'yı?
Evet, filmlerini seyrederim. Tabii. O hiç yapmayı Hangimiz bilmiyorum beğenmiyoruz ki? hocam. Evet. Sizin Çok tatlı. dizinizden ziyade beliniz de ağrıyor. Çünkü o evde bir hasta var. O evde bir rahatsızlık var. Doğru mu efendim? Annem rahatsız. Evet, geçmiş olsun. Allah acil Sağ şifa versin. ol. Nesi var Sağ annenizin? ol. Annem gözlerinden çok rahatsız. Çok geçmiş olsun. Evet. Tamam. Ve arada bir beli de ağrıyor onun, o hastanın. Evet, benim de belim ağrıyor. Evet. Çünkü üç tane Vay 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 hocam. Estağfurullah. O yaprağın anlamı o mu hocam? Yani ben daha Yaprak, farklı. yeşil üç tane yaprak olması, birinin ucu sarı olması, bunu atlatacaksınız yazın. İki tane asma yaprağın da orada yeşil kalması, iki evladından anneniz çok büyük hayırlar görecek, siz de hayırlar göreceksiniz. Bunu göstermiş. Annem hayır görecek. Tabii. Evet. Siz de, siz Suzan de. Hanım. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Madem açıklayabilir miyim? Vaktinizi almak istemiyorum. Annemle kızım küste. Onun için acaba. Ya barışırlar, canınızı sıkmayın. O gelip geçici şeyler. Yapraklar yeşil, inşallah bu iş açılacak. Umut var Umut diyorsunuz. var, umut Suzan var. Hanım öpüyoruz sizi. Kitabınız geliyor. Evet. Yayından sonra arkadaşlarım size gönderecekler. Bitti hocam kitabım. Bana bir kitap getirirsiniz artık. Getiririz aşk olsun. Ne demek? Sen yeter ki isteyin. Her gün getirin işte seyircilerimize bir tane daha alalım Tamam, programda. getiririz canım, getiririz. Burada zaten. Tamam haftaya Bak da bir tane getiririz. daha verelim o Tamam, zaman. Ne tamam. olacak? Tamam. Paylaşalım. Paylaşmak güzeldir. Sevgini paylaş, Zaten aşını paylaş, evet. kitabını paylaş. Zaten imzalamıştık. Suzan Hanım'ın ismini buraya katarız, olur biter. Katın hocam. Katın şimdi. Ben alo diyeceğim. Katayım. Siz Suzan Hanım'ın ismini katın. Çok tatlı değil mi? Suzan Hanım'ın ismini katarız. Kayseri'ye Olur gitsin biter, kitabınız. evet. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Adana'dan Sevinç Hanım, rüyanızı alalım mı hemen? Evet, tabii. Hocama öncelikle şey sormak istiyorum. Ben evliyim, bir kızım var ve Ama çok mutlu anlatmayın. bir evliliğim var. Evet. Anlatmayın. Rüyamda sürekli eşimin beni aldattığını görüyorum. Hiçbir sorun yokken ama. Ve çok uyanık bir kadınım. Olsa yakalarım ama eşim sürekli beni aldatıyor. Ruhani varlıklar görüyorum. Dualar okuyorum. Rüyalarım da oluyor ama bunlar Çok sürekli. kıskanıyor musunuz eşinizi? Hayır. Hiç kıskanmıyorsunuz da. Efendim, Evet. bu tür vakalarda, bu tür Bu durumlarda tür vakalarda diyor. 297 kez Ya Kuddüs ismini çekin, zikredin. Ya Kuddüs ismini çektikten sonra bir suya üfleyin, onu için. Cenab-ı Aa. Allah'ın ismidir. Bu vesveselerden, bu sıkıntılardan, bu marazdan, yani bu dertten sizi kurtarır. Eğer siz zaten böyle devam ederseniz kendi başınıza iş açarsınız. Evet. Hani yani onun için de uğraşmayın, çünkü eşiniz zaten sizi seviyor. Rüyanıza göre de size bir hediye alacak. Olay bu. Zaten Çok teşekkür rica ederim. ederim. Bak Zaten verdiği bir söz ağzı var. kulaklarına vardı hemen. Belki yeni yıl Evet. hediyesi falan getirir mi? Ne dersiniz? Getirecek kendisine. Eşim dünyanın en iyi insanı ama sürekli yıllardır aynı rüyaları görüyorum ve çok sıkıldım artık. Onu Psikolojik anlatıyor tedavi de musunuz aldım ama peki? hiçbir sorun yok. Onu anlatıyor musunuz gördüğünüz rüyaları? Evet anlatıyorum. Eşim çok iyi bir adam. Hiç öyle bir şey olmaz. Olsa bile çok uyanık bir kadını hemen yakalarım ama Anladım. rüyaların anlamlarını bir türlü Ama bilemiyorum. bir Ama şey söyleyeceğim. hayatımız düzene biniyor. Bunları gördükçe her şey Şimdi çok güzel olmaya madem başlıyor. bu kadar iyi eşiniz, yazık adama da anlatmayın bunları. İçi şişmiştir bunları dinlemekten artık. Yok Bir de başım eti yapmıyorsa. diyemiyorum Allah'tan. He? Başını şişirmiyor musunuz? Yok şişirmiyorum. Şüpheliyim. Kalemi Arkadaşım alabilir miyim? gibi. Peki öpüyoruz Çok sizi. teşekkür ediyorum. Tamam İyi ama ne günler. olur kocanızı bu konuda zora düşürmeyin. Yazık adam yapmıyorsa değil mi? Niye Evet. malum? Peki neden malum oluyor bize öyle şeyler? Şimdi eşinin ona sabit gözü, yani sabit bir fikirle baktığı, eşini gördüğünü gösteriyor. Burada şeytan hani araya girer, vesvese yapmaya çalışır. Rüyanın içerisinde şeytan müdahale eder ama şöyle müdahale eder. Yani rüyanın içine giremez, zaten Allah'tan korkuyor. Sadece üfler, yani bir şeyler fısıldar. Bir şeyler yapmaya çalışır, hile yapmaya çalışır. Budur. Peki. Cenab evet yani bir de zaten dualarımız nasıl ki kaderimizi değiştiren tek şey dualarımızdır. Dua yaparsak kaderi yazan muhakkak orada bizim yapmış olduğumuz duanın içerisindeki dilekleri kabul eder. Bunların gelişinde bize hangi yolla gösterir? Kabul olup olmayacağını, emeğin boşa gidip gitmeyeceğini bize rüyalarda gösterir. Peki. Buyurun. Adana'ya gidiyoruz şimdi. Adana'dan seyircimiz var. Evet, demek ki de Ankara mı? Adana'daydı. Ankara. Ankara, evet. Zeliha Hanım. Zeliha Hanım. Aa, merhaba, Hoş iyi geldiniz. günler Nur Hanım. Sizi devamlı Merhabalar. izliyoruz.
Merhabalar. Merhabalar, hoş efendim, geldiniz. Efendim, ben bir rüya gördüm akşam. Çok etkilendim. Buyurun. Size bağlanmak istedim. Hadi aşkım hemen anlatın çıktı. Bize. Hadi hemen anlatın. Vallahi çok memnun oldum. Şanslısınız vallahi. Şimdi benim bir şey oldu. Yanımda bir bey var. Diyor ki sizin oğlunuz diyor şu işe girecek dedi bana birisi. Fakat dedi çeyrek kala uzaklıkta bir yerde dedi. Fakat saksılar veriyor bana. Hepsi boş saksılar. Bir sürü saksı. Evet. Çiçekler de koyuyor yanına. Bu çiçekleri siz saksıya toprağınla dikin diyor. Bir siz soru soracağım Zeliha Hanım. Zeliha abla bir soru soracağım, oradan devam edeceğiz. Evet. 1,5 ay önce Allah nasip evet. ederse tabii 1,5 ay önce oğlunuzu kim çağırdı efendim? Valla işte işten şey yaptılar evet. Bir buçuk ay önce. Şimdi sizin çocuğunuz bu rüyaya göre Allah nasip ederse bilinçaltı bir rüya değil. Saksıların olması bize 1,5 ay gösterdi. Nasip olursa çocuğunuz inşallah hayırlısıyla işine devam edecek. Çünkü iş arıyor da o bakımdan ben de çok dua ediyorum. Evet, diyorum rahat olun. Ki duamı diyorum kabul oldu diyorum bir de. Hocam. Rahat olun, rahat olun inşallah. Tebrik ediyorum hocam sizi. Estağfurullah, estağfurullah. Zeliha Hanım. Evet, hadi gözünüz aydın. Zaten Yüce Yaradan size rüyanızda evet. malum etmiş. Çok dua ediyorum girmesi için. Ay diyorum ne kadar çabuk doğanda kabul oldu diyorum. Aynen. İnşallah inşallah. Anne duası kabul oluyor ya. Evet. Çok cennet anaların ayakları altında olunca biz İyi teşekkür günler, ediyoruz. Hoşçakalın. Çok tatlı. Şimdi Ayfer Hanım'a uzanıyoruz. Buyursunlar. Gaziantep'e uzanıyoruz. Ayfer Hanım'ı canlı yayına bağlıyoruz. Ayfer Hanım. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Dinliyoruz rüyanızı. Ben dişim sallanıyor. Dişime dokunuyorum. Kırılıyor. Anneme veriyorum. Ama hiçbir acı yok, kan yok. Sadece çıkıyor ve anneme veriyorum. Sonra annem de bana diyor ki dişin kırılmış. Dibinde tekrar bir diş var diyor. Dokunuyorum. Gerçekten dişim kırılmış. Onu da çıkartıp anneme veriyorum. Ayrıca uyanıyorum. Ayfer Hanım. Buyurun hocam. Dinliyor musunuz? Bakın bazı şeyleri evet. bazı şeyleri lütfen kendi kafanıza dert yapmayın. Problem yapmayın. Çünkü bazen kendi elinizle bir şey düzelteyim derken hani derler ya kaş yaparken gözü çıkardık. Bu misalle kendi elinizle kendinizi yabana atmayın. Bakın yanlış bir harekette bulunuyorsunuz. Acele etmekte de yanlış yapıyorsunuz. Annenizin orada olması zaten rüyanın kurtuluşunu göstermiş. Yani sizin üzerinizdeki sıkıntılar aşılacak. Bu İnşallah. Sıkıntılar gidecek. O yüzden lütfen rahat olun. Tamam mı Ayfer kardeşim? Peki teşekkür İnşallah. Ederiz. İnşallah. Rüyada çok sağ olun. Evet. Rüyada diş dökülmesi kötü bir şey ama değil mi? Yani kötü bir şey derken bir rahatsızlık yaşanacağını beyan eder. İlla ölümle alakalı değildir. Ama mesela daha önceki rüya yorumlarında ölümle alakalı bahsetmişlerdi. Ölüm soğuktur biliyorsun kelimesi bile. Ama kendi eliyle dişini düşürmesi veya kırması burada kişinin kendi eliyle yapacağı bir hata var. Bu hataya dikkat etmesi lazım. Çorum'dan Merve Hanım aklınızdaymış. Merve Hanım. Alo. İyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Dinleyelim mi rüyanızı hemen? Sağ olun. Nur abla sensin değil mi? Aynen. Bak, kendisi. Sağ olun ablacığım, çok seviyorum. İyi yayınlar. Sağ ol canım. Hocam ben direkt rüyamı anlatayım. Rüyamda ben böyle uçsuz bucaksız ekilmiş biçilmiş tertemiz bir tarladayım. Ailemle beraber. Sonra birden tarlanın içindeki toprağa gömülüyorum. Ama gömüldüğüm yer böyle mezar gibi tahtaları dizili üstünde. Tam gömülüyorum bir tek yüzüm yani ağzım burnum açıkta kalıyor. O anda eşim beni çekip çıkarıyor havaya. Yani topraktan çıkarıyor. Ama nasıl etkisindeysem böyle yani 15-20 dakika nefes alamadım. Kızım. Uyandıktan sonra. Rüyada bu tür rüyayı gören kardeşlerimiz evlat sahibi olacağını... Ev sahibi evet. olacağını. Bunları işaret eder. Hamileyim hocam zaten. Ay Allah'ınız. Ne güzel. Evet, evet. Ay. Allah ananı babanı büyütsün. Amin. Çok Amin. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah hocam. Ona güzel kısmetler, Amin. Güzel yazılar yazsın. Çok Hiçbirimizin evladının ayağına taş değdirmesin inşallah. Amin. Öpüyoruz Amin, sizi. Amin. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Çok Allah razı olsun. Çok Hoşçakalın. Ay bana böyle güzel haberlerle gelin ya. Mesela çocuğum olacak. Ev alıyorum. Kocam bana araba aldı. Oğlum işe girdi.
kızımın hayırlı bir kısmeti çıktı. Böyle şeyler olsun hayatta. Hepsi değil mi? Hepsi güzel oldu da bu kocam bana araba aldı, biraz şey oldu yani. Ne oldu hocam? Ya bu zarardır yani. Şimdi zaten fiyatlar fırlamış. Ay hocam yapmayın. Allah indirsin inşallah o fiyatları. Amin amin. Yani hakikaten Allah indirsin. Biraz böyle çok şeye ihtiyacımız var. Yani. Hafif tabii. Böyle. Hazreti Peygamber sallallahu sıkıldı. Aleyhi ve sellem pazarda yürürken eline diyor bir buğdayın içerisine soktu kuru erzak satana. Baktı ki üstü kuru, altına elini sokunca ıslak. Adama döndü şöyle bir baktı, dedi ki bunun altı neden nemli? Dedi ki işte biz seremedik efendim, kuru tak acele getirdik. Ama olmaması lazım. Efendim dedi işte üstü kuru ama altı terazide ağır gelir. Bizi aldatan bizden değildir dedi adama. Onun için arkadaşlar, ben bütün ticaret yapan kardeşlerime sesleniyorum. Biz bizim için varız. Doğru. Bizim için varsak lütfen incitmeden insanları satışımızı yapalım. Allah da üstüne bereket katsın. Sen isterse trilyon kazan. Bereketi yoksa bir anda gider. Kimse, o gitmese seni alır, senin elinde yine gider. Kimse kimseyi evet. Kandırmasın. Tabii. Böyle etin içerisinde şırıngayla su sıkıyorlarmış ki. Ağır, et ağır gelsin evet, diye. Evet, ya evet, neler evet. Neler ya. Amasya'dan Arzu Hanım var. Buyursunlar. Bekletmeyelim kendisini. Allah Arzu onları Hanım. Da rüyada uyarıyordur. Doğru. Uyarıyordur. Arzu Hanım. Alo. Hoş geldiniz. Kolay buyurun. Gelsin. Sağ çok olun. Çok teşekkürler. Buyurun. Ben rüyamda bir yerde oturuyorum böyle. Yanımda dili var. Ama yüzünü görmüyorum. Elimde bir tane tülbent var. Tülbentin kenarlarına yeşil iplikle oya yapıyor. Böyle düz düz sıra sıra oyalıyor böyle yeşil iplikle. Öyle bir rüya gördüm. Efendim muradınız olacak. İnşallah. Kavuşamadığı şeye kavuşacaksınız. Tamam hocam, sağ olun. Yani birini istiyorum da o olacak. Bir şey söyleyeyim. Arzucuğum. Olacak inşallah. Arzucuğum zaten izin. Söylemene gerek yok. Hocam dedi ki hayır işte hayırlı olsun. Evet. Emelinize kavuşacaksınız dediğinde evet. Arzunun ses tonu o hemen anlaşılıyor ki zaten evet. Hayatında biri var. Evet. Allah gönlün işte hani ben olsun çok istiyorum. İşte bir şeyler böyle heyecanlanıyorum öyle değil. Yani de. O zaman evet. Arzucuğum Allah gönlündekine kavuştursun. Öpüyoruz evet. Seni. Amin inşallah. Herkesin. Bay bay. Amin. Dedim hep güzel haberlerle gelin diye. Evet. Fatih kim var sırada? İstanbul'dan Semra Hanım varmış. Alo. Buradan kulağıma söylüyorlar. Alo. Merhabalar Nur Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Çok iyiyiz. Siz de iyi misiniz? İyiyiz. Teşekkür ederim. Allah ilk hocam versin. Rüyamı hemen anlatayım. Hadi anlatın. Hocam rüyamda kaynanamın evindeyim. Ben Eltim, kaynanam oturuyoruz. Eşim o sırada geliyor. Kaynanam Eltim'e gizli gizli bir şey anlatıyor. Sonra ben oraya gidiyorum. Diyorum niye benden gizliyorsun her şeyi? Beddua ediyorum diyorum. Allah benim ahımı senin yanına bırakmasın diye. Sonra evime çıkıyorum. Böyle çekyata oturmayayım ama sırtımı çekyata yaslıyorum. Eşim arkamdan geliyor. Sonra saçlarımı açıyor, saçlarımı taramaya başlıyor. Saçlarım da böyle belime kadar uzamış ve böyle kızıl renginde. Rüyada böyle beddua böyle. Etmek, Semra Hanım, rüyada kişinin beddua etmesi kendisinin ağzını tutması hata yapacağını gösterir. Siz ağzınızı biraz tutun lütfen bazı konularda. Eşiniz ve sizin hakkınız bir yerde yenmiş ama o adalet yerini bulacak kardeşim. İnşallah hocam. Bekleyin. Peki teşekkür evet, ederiz. Elif Hanım'ı alalım hattımıza. Buyursun. Elif Hanım Ankara'dan hoş geldiniz. Elif Hanım. Buyurun. Efendim siz buyurun. Rüyanızı dinleyeceğiz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ay, rica ederiz. Buyurun. Ben rüyamda şeyi gördüm. Gülümü gördüm. Şu anda evimde olan gülümü gördüm. Gülümü mü? Evet. Bir tane gül fidanım var benim. Bordo renginde. Evinizde mi yani yetiştiriyorsunuz? Bahçede falan mı? Evet şu anda bahçede, evimde. Ha, bahçede tamam. Ben o gülümü çok seviyorum ve hiç kesmiyorum. Ucunda şey var böyle bir tane tomurcuk açtı böyle gül. Daha yeni yeni açıldı. Kaynanam evime geldi ve onu kesti. Bunu kesmezsen dedi yetişmez dedi. Böyle hani sağlıksız olur dedi. Kesmen gerekiyor dedi. Şimdi, ben kesilmesini istemiyordum. Ve çok üzüldüm. Bu rüyaya göre kişinin tabi rüya sahibinin Allah nasip ederse bir evlat sahibi olduğunu, ikinci bir evladın geleceğini fakat karamsarlık olduğunu, yapalım mı, yapmayalım mı, edelim etmeyelim mi gibi arada kaldığınız bazı hususlar olduğunu ama evet. Netice itibariyle Allah nasip ederse Allah diyor ki sen gülü de kessen, bahçeyi de kessen, evi de kessen ben vereceğim diyor. Onun için Allah izin verirse sizin dileğiniz kabul olacak kardeşim. Siz rahat olun. İnşallah.
Tamam. Kardeşim. Hadi bakalım, teşekkür ediyoruz. Evet. Hatay'a uzanıyoruz. Perihan Hanım var. Sağ olun. Perihan Hanım. Tamam. Perihan Hanımcığım, hatta mısınız? Efendim, merhaba Nur Hanım, merhaba. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz, siz de iyi misiniz? Hatay'ın neresinden arıyorsunuz çok bizi? Çok şükür, İskenderun. Oh, İskenderun'dan, ne güzeldir. Evet. Hava güzeldir değil mi şimdi oralarda? Evet, güneşli, biraz soğuk ama güneş var yalnız. Olsun. Güneşi görün de... Soğuk hocam, olsun. Merhaba, sağ olun, hoş geldiniz kardeşim. Hocam çok kardeşim. İyi bugün. Buyurun. Hocam azıcık yüzünüz gülsün ya, niye yüzünüz gülmüyor hiç? Yani... Bir asık suratla seyircilerimize merhaba diyorsunuz. Ya yok, şimdi geçen bir arkadaşı izledim ben. Adam diyor işte, hocam niye gülmüyorsun? O da diyor ki ya bakkala borcumuz vardı, o aklımıza geldi. Şimdi kardeşlerim, hani nasılsın, iyi misin dediği zaman ben istiyorum ki bir an önce rüyasına girsin ki yakalayalım. Diğer kardeşlerimiz yetişsin. Onun derdindeyim ben. O zaman hemen ben başlayayım. Her kardeşim ama. Hadi Perihan kardeşim, buyur. Rüyamda böyle akşamüstü, hatta biraz böyle karanlık gibi. Yolda evime gidiyordum öyle, ondan sonra asfaltta yürüyordum. Bir baktım asfaltın bir tarafına basıyorum, tahta gibi sanki böyle dişlek gibi oluyorum. Karşımda kaynımı görüyorum, tamam mı? Kaynım geliyor işte, tamam, elimde bir çanta böyle bavul, kahverengi. Küçük böyle bavullar, çanta böyle. Diyorum ki beni kurtar diyorum, hani karşı tarafa geçeceğim. Ver bana çantanı diyor. Çantamı aldı, eve götürecek, geri gelecek, beni kurtarmaya gitti, çantamı aldı, gitti, geri gelmedi. Perihan. Ben de orada öyle durdum. Efendim? Aranı bozmaya çalışan birileri var kızım. Çünkü şu aranı anda... Aranı derken kaynınma mı? Hayır canım, kaynına ne aranı bozacaklar? Senin kendi özel hayatında aranızı bozmaya çalışan, tatsızlık çıkarmaya çalışan bir takım kişiler var. Eyvah eyvah. Bir de önünde bir yol varsa şimdi uyarıcı gitme. Rüya, bekle. Değil mi hocam? Uyarıcı rüya. Bir yol varsa, bir düşüncem varsa şu anda gitme. Biraz gideceğin yeri beklemeye al. Tamam mı kardeşim? Peki, teşekkür ediyoruz. Evet. Oldu, tamam, teşekkürler. Kolay. Rica ederim kardeşim. Oldu, sağ olun. Oldu, çıkalım. Bay bay. Melike Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Hadi anlatın bakalım rüyanızı. Haberci mi? Uyarıcı mı? Rüyamda eşimle birlikte İskender'den böyle denize giriyoruz. Yanımızda bir tane balina yavrusu. Ve balinanın annesi ve babası da var aynı zamanda, ama bizim etrafımızda yüzen o. Daha sonra beni sırtına alıyor ve yüzgeçiyle sıkıştırıyor, yani düşmemem için. O kadar uzun bir mesafe denizde yol gidiyoruz ki onunla. Ama ben istemiyorum çünkü eşimin yanından aldığı için. Daha sonra geriye getiriyor ve eşim geminin içine bırakıyor beni. Fakat eşimin yanına vardım ve eşim çok üzgün. Çok üzüldüğünü görüyorum. Sonrasında Melike Hanım, bir soru soracağım. Şimdi bu rüyaya göre eşiniz yeni bir iş yapmaya ya da yeni bir iş kurmaya niyetli mi? Çünkü bir rızkla, evet. alakalı büyük bir kısmet ellerine geçecek. Büyük bir imkan elinize geçecek ve eşiniz eğer bu işi yapmaya kalkarsa siz ona karşılık vermeyin. Yani karşı çıkmayın. Çünkü sizin hayallerinize bazı konularda kavuşmanız için, yani mesela ev olur ya da daha büyük bir ev olur ya da düşündüğünüz başka bir şeyler olur yatırımla alakalı, eşinize fırsat verin. Ben her zaman arkasındayım. Zaten çok istediğiniz bir şey zaten ev almak ve bu istediği işte olursa yakın zamanda evet diyecek zaten. İnşallah bir mal sahibi olacaksınız inşallah. Çünkü büyükleriniz de yardımcı olacak size. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Eyvallah. Kahramanmaraş'tan seyircimiz var hattımızda. Ben şehir uyduruyorum. Afyon'danmış, Hatice Hanım arıyormuş. Kahramanmaraş'tan aramalarını istiyorum demek. Hatice Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz, buyurun. Rüyamı anlatacaktım ben. Lütfen dinleyelim. Okulumun bahçesinde oturuyorum. Hava aydınlık. Bana bir kargo görevlisi hediye getiriyor. Kutu getiriyor böyle. Kimden geldiğini soruyorum ona. Bilmediğini söylüyor. Kabul etmiyorum, hani ismi belli olmadığı için gönderen kişinin. Daha sonra ayağa kalkıyorum, biraz yürüyorum. Eski erkek arkadaşımı görüyorum. Neden almadığını soruyor. Elinde kargo şirketinin görevlisinin. Hatice Hanım, onda oluyor. Hatice Hanım kardeşim, niye sabit fikirli olmuyorsunuz? Niye karamsar oluyorsunuz? Bu rüya sizin karamsar olduğunuzu, sabit fikirli misiniz? Fikirli değil. Sabit fikirli olmuyorsunuz diyeyim. Yani sabit fikirli ol diyorum. Yani sabit fikirli olmuyor. Bir konuda olmuyor. Fikrin belli mi olsun? Belli anladım. Olsun. Yani şimdi sabit fikirli değil. Bu kızımız bu rüyaya göre hep kafa hani o mu bu mu, o mu bu mu, şu mu bu mu? Yani buna benzer
Kafa gelgit oluyor. Tam kararsız yani bu. Yani bir konuda karar vermekte mi zorlanıyor? Tabii zorlanıyor. Çünkü orada gelen kargonun kimden geldiğini bilmiyor ya. Orada kararsız olduğunu gösteriyor. Yani sizin bazı konularda karamsar olduğunuzu gösteriyor. Sabit fikirli evet. olun lütfen. Öyle misiniz? Karamsar evet, karamsar. Karamsarım. Ya. Gittik de önce görmüştüm ben bu rüyayı. Ama çok etkisinde kaldım, unutamıyorum. E tamam bakın devam. Yani her şey bir tevafuk biliyor evet. musunuz? Bakın evet. bu yayına bağlanıyorsunuz, öyle bir rüya görüyorsunuz. Hocam hiç sizi tanımıyor, nereden bilecek? Evet. Anlattığınız evet. rüya neticesinde size diyor ki karamsar olma. Evet. Evet. Sizin peki de bugünden devamda, alacağınız mesaj buymuş. Evet. Bu bir de o arkadaştan çünkü... da haber alacak. Hangi arkadaştan? Ayrıldığı arkadaştan da haber gelecek kendisine. Evet. İçerisinde ayakkabı Hı. gördüm. Yani topuklu ayakkabı kahverengi. Üzerinde yanlış hatırlamıyorsam metal taşları vardı. Evet, diyorum ikindi ki, ve ikindi ve akşam arası. Ayakkabı. İkindi ve akşam arası nasip Hı. olursa beklediğiniz habere ulaşacaksınız. Hadi Çünkü bakalım. Eski bir ayakkabı diyorsunuz. Eski ayakkabı da ve, demin başta evet. ne konuşuyoruz? Eski sevgilim dediniz. Evet. Ha. Yani bu haberi oradan gelecek. O haber de size bir bayanın üstünden gelecek. Hı. Bir haber alacaksınız. Siz Hadi biraz bekleyin lütfen. Peki teşekkür ederiz. Güzel haberler var. Güzel haber. Yani oradan bir bayanın aracılığıyla kendisine haber gelecek. Antalya'dan Semiha Hanım hattımızda mı? Fehime Hanım. Fatih dediğini duymuyorum valla. Fehime Hanım. Efendim. Heh, doğru söylüyorum değil mi? Bugün bütün isimleri şehirleri uyduruyorum yani çünkü. Evet Fehime. Hoş geldiniz Fehime Hanımcığım. Hoş Buyurun. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ben hemen rüyama geçeyim isterseniz. Lütfen. Dinliyoruz sizi. Rüyamda 2000 önce gördüm bunu. Hı hı. Çiğ yumurta kustuğumu görüyorum. Hatta yere kapı eşiğine 2-3 tanesi böyle düşüyor. Bir tanesi o kapı eşiğinde ince bir çizgi olur ya, onun arasından sızıp aşağı doğru kayıp gidiyor. Bu çiğ yumurta da hani küçük değil, normal böyle tavuk yumurtası gibi ağzına doluyor. Sizin geliyor, Fehime Hanım. Fehime Hanım biliyorsunuz düşürüyor. Değil mi? Rüyada yumurta görmek pek kehaya delalet evet, değil. Sizin, i̇şte yani ben de uyarıcı bir rüya galiba dedim. Sizin, biraz da korktum açıkçası. O yüzden hayır şimdi sizin istedim. Sizin kapıya o yani istiğfar şeklinde yapmanız zaten sıkıntıları aşacağınızı gösteriyor. Küs, evet. küs olan kişinin barışacağını nasip olursa eğer kişi ailesiyle eşiyle bir problem yaşıyorsa uzakta da yaşıyorsa o eve geri döneceği eğer evet. o evin içerisindeyse o evden dışarıya onu atacağını gösteriyor. Siz şu anda ne haldesiniz efendim? Yani ben şu an hani kimseyle öyle bir küslük durumum yok ama. Hı hı. Yaşayabilirsiniz. Anladım çünkü, tamam. Evet istiğfar etmeniz. Önlem almak lazım. Demek bir de çünkü bakın istiğfar ediyor. Teşekkür Nereden çıkıyor? Ederiz. Ağızdan çıkıyor. Yani Hocam, küsebilirsiniz, sabah, sabah. Darılabilirsiniz. İşte mesela biriyle konuşurken ağzınızdan çıkacak olan kelime kişiyi kırabilir. Çok dikkat edecek yani. Mesela artık öğrendik ki sizden. Evet. Rüyada yumurta görürsen vay haline. Tabii. Ankara'dan Selma Hanım attığımızda. Ekran başına yeni geçen sevgili seyircilerimiz varsa bir kez daha tekrar edeyim. 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Bu zamana kadar öğrendiğimiz bir şey var ki rüyamızda yumurta görürsek hayatımızla ilgili ciddi bir tehlikenin habercisidir. Yani ne yaşıyorsanız o yaşadığınız şeyle ilgili iyi sonuç almayacağınızı delalet eder dedi evet, hocam. Evet. Şimdi bununla ilgili detayları da soracağım ama. Ankara'dan seyircimizi bekletmeyelim. Alo. Alo, iyi günler Uzun Hanım. İyi günler, hayırlı hoş sorunlar. Geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Hemen ben rüyamı anlatayım. Hadi anlatın. Ben rüyamda boş bir tarla, boş bir arsanın içinde ATM yani bankamatikten para çekiyorum. Ve kucağıma TL, Euro ve dolarlar dökülüyor. Oh! Şey böyle kağıt para mı bozuk para mı? Kağıt para. Kağıt para ve ben ondan sonra onu kucağıma aldıktan sonra ilerliyorum bir arkadaşımla. İlerlerken arkadaşım bana Cumhurbaşkanı'nın resmini gösteriyor ve ben Cumhurbaşkanı'nı çok seviyorum diye söylüyorum. Ve ilerlemeye devam ediyoruz. Orada halama bembeyaz giysiler içerisinde görüyorum ve ölmüş babaanneme bakıyor. Yani şu an hayatta değil babaannem ama babaanneme bakıyor. Mekan cennet olsun. Ve şimdi, onu sonra dışarı çıkıyor ve üstündeki kıyafeti Selma Hanım. Ve hiçbir şey kalmıyor. Selma Hanım. Evet, efendim hocam. Şimdi bakın hani boş bir tarlada bir ATM'nin olması boş lafların peşine düşmeyin.
Boş sözlerin peşine düşmeyin bakın. Çünkü orada ATM'den para çekmek, işte dolar olsun, euro olsun, Türk parası olsun, bizim paramız olsun. Netice itibariyle ya canımızdan, kanımızdan, etrafımızdan olan bir takım, kan bağı olmayan bir takım insanların bile sizin hakkınızda yapacakları dedikodunun artacağını gösterir. Lakin Evet. bakın Cumhurbaşkanımızın orada olması, o resimde olması, bu portrenin içinde bulması ise rüyanın içerisinde netice itibariyle aşacağınız olaylar var, sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşacaksınız. Peki, teşekkür ediyoruz Evet. Selma Hanım. Hattımızda Zayda Hanım var. Zayda Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinliyoruz sizi, buyurun. İyi günler. İyi İyi günler. yayınlar. Teşekkürler. Valla ben de heyecanlıyım. Bugün ilk defa düşündüm. Çoktan beri arıyorum sizi. Ah, heyecanlısınız tabii. Normal, canlı yayına bağlanıyorsunuz. Ama süremiz kısıtlı ya, bunu en iyi şekilde değerlendirip hızlıca rüyanızı alalım. Bakalım Merhaba hocamın yorumu ne hocam. olacak? Merhaba, Hocam hoş ben geldiniz. çok küçüklüğümde yaşadığım bir eve, yani 3-4 sene yaşadım, köşk gibi bir evdeydi. Bir dakika ben yapıcı duyamadım. O evde ve böyle o ev sahipleriyle böyle süt içirmeye çalışıyor. Ama ölmüş şu anda. O ölmüşler. O evde çok büyük böyle geniş kofürlü süt içirmeye çalışıyor. O tek başına yaşıyor, yaşlı. Onun kaidesine düşmüşüm. Bu nasıl yaşayacak, kim bakacak buna? Ona bakmak istiyor ama o da bizi kovmaya çalışıyor, göndermek istiyor. Sonra bir ara bakıyorum bizim köylü birisi ve ölmüş eşim. Ve sırayla üçü bir de küçük oğlum yan yana yatıyorlar. Oğlumun üstünü örtmeye çalışıyorum. Evet, şimdi burada Böyle Zayda açlıkta Hanım, yani öyle yerde yatıyorlar. oğlunuzun ömrünün uzaması, oğlunuzla alakalı bir muradınız var. İnşallah o gelişecek. İnşallah. Sizin umutsuz olduğunuz bir durum var, onun ortadan kalkacağını. Bu sıralarda sağlığınızla alakalı dişinize dikkat etmeniz gerektiğini, çünkü Neye hocam? diş sızlaması olabilir. Buna da Zayda Hanım dikkate alsın bu rüyayı. Dişe mi, genel sağlığına mı? Dişlere. Ha, dişlere. Diş sağlığına da biraz dikkat edin, ama oğlunuzun bir muradı, sizin de çok istediğiniz bir dileğiniz var, fakat biraz umutsuzsunuz. İnşallah bunlar gelişecek. Peki, teşekkür Evet, ederiz. evet. Vallahi hocam galiba bedenimizde en dikkat etmediğimiz yerlerden bir tanesi de aslında dişlerimiz. Hiç kimse, yani hiç kimse demeyeyim de çoğumuz çok yeteri kadar önem vermiyoruz dişlerimize. Halbuki bilmemiz gereken bir şey var ki bütün sağlık burada başlıyor, ağızda başlıyor. Eksik dişle gezdiğimiz zaman ne büyük tehlikeler yaşıyoruz. Hocam, hocamın bakışını gördüm. Size de mi var öyle bir şey? Hocam şu bakışı yakalım. Beni anlatıyorsun. Ha? Ya şimdi 32 dişten 12 tane kalırsa olacağı bu yani. Ah Dişçiye gidip hocam, gidip vallahi bir geliyoruz. şey söyleyeyim mi? Evet. Hemen yaptırılmalı. Yani. Hemen bir şekilde artık devlet hastaneleri de bu konuda gerçekten çok büyük aşamalar kat Kat ettiler. etmişler, güzel. Mutlaka yaptırılmalı. Evet. Var mı telefon arkadaşlar? Taner Bey. Taner Bey. Merhaba, iyi günler. Tekirdağ'dan arıyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Buyurun. Ben hocama hemen rüyamı anlatayım. Lütfen. Hocam ben rüyamda şiddetli bir deprem gördüm. İnsanlarla birlikte kaçıştığımızı gördüm ve kaçarken bazı insanların öldüğünü, benim de kaçarken kafama bir binadan bir taş düştüğünü ve bunun sonucunda şehit olduğumu gördüm. Ve o sırada bir anons sesi duydum. Bir kadının sesinden bir anons. 19 yaşındaki Taner Kırbaç işte 18 Aralık 2019 tarihinde şiddetli depremde şehit olmuştur şeklinde. Ya ve bu anonsu ben defalarca duydum. Sonrasında ben ve benim gibi ölen insanların beklemek için toplandığı bir yerde olduğumuzu gördüm. Ve burada tamamen gençlerden oluşuyordu. Ve Evet. yaşayan insanlarla hiçbir şekilde iletişim kuramıyorduk. Ama mutlu ve huzurluyduk. Yani böyle ileri nesil bir huzur evi gibiydi sanki orası. Ve bahçemiz falan vardı. Bahçeye çıktığımızı gördüm. Tamamen Taner orada Bey. yaşıyorduk yani. Taner Bey. Ve buyurun. Bak kardeşim. Emek verdiğin işin sonunda başarıyı yakalayacağını göstermiş. Yani Evet. hayal kırıklığı da yaşasan ufak tefek, sakın vazgeçme. Mücadeleni ver. Sonunda inşallah başaracaksın kardeşim. İnşallah. Evet. Evet, Teşekkürler sağ olun Taner hocam. Sağ ol Bey. kardeşim. Sağ Sağ ol. olun. Emine Hanım'ı hemen bağlayalım. Antalya'dan arıyor bizi. Emine Hanım. İyi günler Nur Hanım, iyi günler hocam. Hoş Sağ ol. geldiniz. Hadi anlatın Hoş rüyanızı. bulduk. Rüyamda hocam, şu anki evime çok yakın bir yerde, dışarıda bir yerdeyiz. Eşim ve çocuklarım da yanımdalar. Ayva reçeli yapıyordum hocam. Ne Bozulmasın diye de yapıyormuş? Ayva tepsiye reçeli. döküp, evet, bozulmasın diye de tepsiye döküp güneşe koydum. Ama çok özenerek yapmaya çalışıyorum. Yok, ayva reçeli yapıyordum.
Ama diyorum ki Ayvarıç kayısıreçeğine ne kadar benziyor diyorum, sapsarı oldu diye düşündüm. İçine limon tuzu koydum mu diye düşündüm. Sonra koydum herhalde diyorum. Sonra elime bir ceviz geçiyor. İçine böyle parçalarından atıyorum. Küçük oğlum da bana yardım etmeye çalışıyor ama kafamı karıştırıyor diye ona kızıyorum. Eşime bir ilgilen diye ona da böyle sesleniyordu. Emine Hanım, siz ya da çocuğunuz ya da eşiniz bir karın ağrısı var mı efendim? Bir bağırsak ağrısı, bir karın ağrısı var mı? Yani öyle ciddi bir durum yok. Bir ağrı geçirilecek ufak bir şey. Kayısı reçelinin oradan hani kayısı reçeline benzetmeniz, ayva reçeli olması burada boş konuşan bazı insanların sizi üzdüğünü gösterir. O yüzden bunlara kafanız takmamanız gerekiyor. Çünkü reçel neticede tatlı bir şey olduğu için her şey yoluna gireceğini beyan ediyor. Sıkıntı kendinize dert etmeyin. Geçecek inşallah bazı durumlar. Evet. Peki, teşekkür ederiz Emine Hanım. Vallahi çok enteresan. Hani bakıldığında işte diyorsunuz ki ayva reçeli gördüm. Evet. Sanki Emine Hanım günlük hayatını anlatıyor gibi oldu ama yani şimdi bir şey bize söylediniz ki evet. Küçük bir mide bağırsak enfeksiyonu geçirebilir. Tabii. Bir şey olabilir. Tabii. Bir bakın bakalım önümüzdeki günlerde böyle bir şey yaşayacak mısınız? Aysun Hanım İstanbul'dan attığımızda. Aysun Hanım. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinliyoruz sizi. Ben şöyle söyleyeyim. Rüyamda direkt gireyim konuya. Bir anda bir tilki öldürdüğümü gördüm. Tilki? Evet. Tilkiyi öldürdüm. İlk önce karanlıkta ormanda kovalıyordu bizi. Yani tamam. Birkaç akrabam vardı. Hatta rahmetli annem vardı. Allah yanında. Rahmet eylesin. Ondan sonra böyle karanlıkta ormanda gecenin bir yarısı böyle bizi kovalıyor. Sonra ben de hani bir cesaretle tekrardan onu kovalamaya başlıyorum. Bir ayağımın altına alıyorum ve boğuyorum yani ayağımı. Ağzından da kusmuk gibi şeyler geliyor. Evet. Sonra böyle bir ferahlık geliyor içime. Aysun Hanım, Aysun Hanım, Aysun Hanım. Mesela hani ne anlama geldiğinde bilmiyorum. Aysun Hanım. Evet. Efendim, hakkınız yenilmiş. Bu hakkınızı geri alacaksınız. Çok kurnaz olan biri var, size hata yapmış. Bu hatasının bedelini ödeyerek geri hakkınıza kavuşacaksınız. Yani istediğiniz şey elinize geçecek. Tamamdır, teşekkür ediyorum. Rica bir ederim. Bir şey daha sorabilir miyim? Bir de, sürekli ben evli bir bayanım. Aysun Hanım, ikinci rüyanızı mı anlatıyorsunuz? Evet, şimdi bir tane daha. Yok. Ama çok hatta bekleyen var. Teşekkür ediyoruz. Ne olur. Kimseye haksızlık etmeyelim. O kadar çok hatta bekleyen var ki. Öpüyoruz sizi. Teşekkürler. Evet. Arkadaşlar, Tokat'tan Turgut Bey'i bağlayın hemen. Tek rüya alıyoruz çünkü. Evet. O zaman bir seyircimizi bağlarız. Üç rüyasını da anlatır. Turgut Bey. Evet, Nur Hanım, hayırlı yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Hoş çok olun. Teşekkürler. Hocam hemen ben kısaca rüyama geçeyim. Ben bu rüyayı yaklaşık 8 ay önce gördüm. Tamam. Dişi bir devenin erkek bir buzağı doğurduğunu gördüm. Yani inek yavrusu doğurduğunu gördüm. Hı hı. Ve çevrede de erkek boğalar vardı ve çok sakindi bu boğalar. Bu rüyanın etkisinde bayağı bir kaldım yani. Turgut'cum, şimdi Allah nasip ederse geciken bir para var, geciken bir kısmet var. Bu elinize geçecek. Fakat siz arada kaldığınız bir durum var. Çünkü bir kişi sizi zor duruma sokmuş. İşinizde, gücünüzde ya da ticaretinizle alakalı bilmiyorum ama bir kişi sizi özel hayatınıza da zor duruma sokmuş olabilir. Diğer yandan önünüzde küçük bir ya ameliyat var ya da küçük bir hastalık atlatacaksınız. Bunları lütfen dikkate alın. Peki, tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun kardeşim. Bursa'ya gidiyoruz Fatma Buyursun Hanım hocam. Hattımızda. Fatma Hanım. İyi günler. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Anlatır mısınız hemen rüyanızı? Buyurun, hoş geldiniz. Anlatın efendim. Buyurun. Benim en küçük çocuğum, erkek çocuğumun başında böyle kaşınıyor. Kaşındıktan sonra kaşınıyor. Niye kaşınıyorum diyorum. Bakayım bir başına diyorum. Sonra bakıyorum bayağı bir küçüklü büyüklü bitler. Oh, gözünüz aydın. Gözüm aydın mı? Ama böyle genç yani bayağı öldürmeye çalışıyorum. Onlar biraz da uçmaya çalışıyor. Aman. Böyle. Aman uçmaya çalışmasınlar. Rüyada bit nedir hocam? Paradır değil mi? Paradır şimdi ama bu para rüyada nereden geliyor? Rüyada bitlerin inşallah. Evet. Dolsun taşsın. Ama o erkek çocuğumun başında. Ne fark eder canım? Bit şimdi, bittir. Fatma Hanım. Zaten Allah nasip ederse erkek çocuğunuzun üzerinden size gelecek kısmet. Ya. Yani Cenab-ı Allah evladın rızkını onlara verecek. Hadi inşallah. İnşallah. Evet. Ve Fatma siz de Hanım, lütfen onu iyi değerlendirin. Gözünüz aydın. Gözünüz sağ aydın. Sizi çok seviyorum. Herkese biliyorum. Canımsınız. Öptüm sizi. Hadi gelsin paralar. Rüyada bitlenelim inşallah. Özgül Hanım attığımızdaymış. Özgül.
doğru söyledim. Buyurun. Değil mi? Hoş geldiniz. Evet doğru. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Ay, dinleyelim çok sizi. Çok normal. Sakin. Ben rüyama geçeyim. Karanlık bir sokakta yürüyorum. Ondan sonra beyaz böyle bir kese görüyorum. Parlak böyle. Açıyorum, içinde bir sürü reçet altını var. Ondan sonra açıyorum böyle, bütün altınları çıkarıyorum, gidiyorum, bütün borçlarımı ödüyorum. Sonra kardeşimin düğününü falan yapıyorum ama kimseye söylemiyorum altın bulduğumu. Ertesi gün o rüyayı bir daha görüyorum. Şimdi Özgür Hanım kardeşim, bakın sizin hakkınızda özellikle yakında bulunan kese olması, yakında bulunan bir kişinin sizin hakkınızda yapmış olduğu dedikoduları var. Kesenin parlak olması ve kesenin içinde olduğundan dolayı bu dedikodu birazcık var ama sizin duyup duymadığınızı bilemem. Yalnız burada dikkate alacağınız bazı hususlar var. Kardeşiniz bekar, kardeşinizi evlendiriyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz dediniz ya. Evet, Allah nasip ederse bu tür durumların tatlıya bağlanarak bir işinizin çözüme kavuşacağını göstermiş. İnşallah. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Ben küçüklüğümden beri sürekli yerde altın buluyordum. İşte onu yorumlamıyorum. Onu yorumlamıyorum kızım. Tek rüya alayım, onu yorumlamıyorum kızım. Kimsenin hakkına girmeyelim. Evet. Esra Hanım bağlayalım hemen. Esra Hanım. Alo, iyi yayınlar. Sağ olun Esra Hanımcığım. Buyurun, dinleyelim sizi. Ben yaklaşık 9 ay evvel kardeşimi kaybettim. Ve ben onu sürekli rüyamda görüyorum. Ve rüyamda bana ben ölmedim, siz beni yanlış anladınız. Başınız sağ olsun. Kaç yaşındaydı kardeşiniz? 18 yaşında. Ooo, gencecik. Bir rahatsızlıktan dolayı mı? Okulda bir kaza geçirdi. Ve intihar ettiğini söylediler. Tam netleşmedi. Düştü ama hani okul yönetimi intihar olduğunu falan söyledi. Ve ben de sürekli rüyamda görüyorum. Ve bana sürekli işte ben ölmedim abla, işte size şaka yaptım. Hatta en son ya sürekli aynı rüya görüyorum ama sürekli rüyamda aynı şeyi söylüyor. Ah ya. Ama şey, her seferinde farklı yerlerde oluyoruz. Hı hı. En son gördüğümde de işte hatta ben ona kızdım yani. Ne demek yani, yanlış anladın mı? Hani bu yapılır mı, biz nasıl acı çektik, annemi hiç mi düşünmedim, beni hiç mi düşünmedim vesaire diye. Ah yazık. Üzerinde ne renk elbise vardı efendim? Üzerinde beyaz tişört vardı, siyah pantolon vardı. Evet. Şimdi bu rüyaya göre lüks rüya ve antika rüya sınıfına girdiği için sizin bir kere Cenab-ı Allah'a şükretmeniz lazım. Çünkü niye? Sizin ona karşı yandığınız Cenab-ı Allah beyan olduğu için Allah sizi kardeşinize rüyada görüştürüyor. Şimdi siz ona bol bol dualar yapmanız lazım. Ben yüzünü hiç net görmüyorum ama hocam, yani yüzünü hiç, ya onun olduğunu biliyorum ama yüzünü net bir şekilde hiçbir şekilde görmüyorum. Neticede ama konuşuyorsun evladım. Yani onunla konuşuyorsun. Konuştuğun için de Allah nasip ederse kızım, bu kardeşimiz inşallah iyi yerde olur. Ondan da dualarınızı esirgemeyin lütfen. Peki tamam. Yani sürekli aynı şeyi söylemesinin nedeni ne? İşte yani kendisini şu anda rahat yerde olduğunu söylüyor. Rahat yerde olduğunu gösteriyor. Bakın siz mesela buradan hani intihar diyorsunuz. Of. Tabii oradakiler de intihar diyor ama biz ona bir şey diyemeyiz. Fakat ilerleyen zaman içerisinde ne gösterecek onu bilemiyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Çok zor hocam ya. Allah hep yani hayırlı işler, hayırlı şeyler karşımıza çıkarsın. Amin. Çocuğunu okula diye gönderiyorsun valla. Allah o anaya babaya sabır versin. Şu var canım, yani şunu gösterir. Bir de bakın arkadaşlar. Derler ya, akan kan yerinde durmaz. Akılan kanın da muhakkak hakkı bir türlü bir şekilde ortaya çıkar yani. Neyse çıkar yani. Tabii. Evet. Bekleyeceğiz. İnşallah. Ben o yüzden bekle dedim. Allah hep hayırlı evet. Yazılar, hayırlı yazgılar nasip etsin. Amin. Çünkü çok amin. Zor vallahi. Amin. Kim var hattımızda Fatih? Ayşegül Hanım Antalya'dan arıyormuş bizi. Ayşegül Hanım. İyi yayınlar Nur Hanım. Çok mersi, hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi, buyurun. Hocam sizi çok seviyoruz Nur Hanım. Sizi çok seviyoruz, ilk varsınız. Öptük. Eyvallah sizi. Eyvallah kardeşim. Hadi anlatın rüyanızı. Yani öptüm sizi ben diyorum hocam. Öyle rüyamda baktım. Bir kamelyaya doğru gidiyorum. Kamelyanın üstünde kırmızı bir defter var. Açıyorum. İlk sayfada kapağında adımı soyadımın yazdığını görüyorum. Kamelya dedi. Daha sonra da beni isteyen bir erkeğin adımı soyadımı görüyorum. Kızım, ve üzüm topluyorum. Onun da şu an hayatında olan bir tane kız var. O
onu da görüyorum orada bizimle beraber. Üzüm topluyorum, kırmızı salkımlar var böyle açtan. İri üzümler topluyorum. Bitti mi? Bu şekilde, evet. Ayşegülcüğüm, kırmızı salkımlar, üzümler olması, üzümlerin çok olması, senin kısmetlerin açılması, sana başka taliplerin gelmesi, diğer yandan o daha önceki seni isteyen kişinin gönlünde başka birinin olması, oraya bakmaman gerektiğini, çünkü bu rüyanın içerisinde senin daha kısmeti bol, daha geniş, daha efendi, daha beyefendi bir kısmetinin sana geleceğini gösteriyor. Başka bir talip, evet, yani. Yani kalbi dolu olan insanlar uzaktır kızım. Ne ola? Kalbi dolu olan insanlar uzaktır. Yani diyor ki ben seviyorum birini, işte görüyorum ama onun sevdiği başka biri var. Yani veyahut da görüştüğü başka biri. Ama şurada şu var Ayşegül. Senin kısmetin Allah izin verirse inşallah açıktır ama yazı beklemen lazım. Siyah üzüm muhakkak ki hali, vakti yerinde olan bir insanla beraber. İnşallah. Evet. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim kızım. Sağ ol. Sağ olun. Ahmet Bey'i bağlayalım arkadaşlar. Ahmet Bey, hatta mısınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, buyurun. Hayırlı yorumlar olur inşallah. Amin. Ben i̇nşallah. Biraz önce bir rüya gördüm. Böyle oturuyorum. Böyle şey, kahverengi bir pantolonum var. Böyle kasıklarımda böyle bir şey yürüyor. Böyle bir sürü böcek diye zannediyorum ama sonra karınca olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bayağı bir ciddi bir sürü halinde böyle. Ahmet Bey, ticaretle alakalı bir yola gitmeyi düşünüyor musunuz ya da bir şeye? Vallahi yani düşünüyorum ama yani şu anda zor dönemdeyim tabii. Hiç üzülmeyin. Allah izin verirse. Patron ne renkte efendim? Böyle toprak şey, kahverengiye yakın hocam. Efendim, ikindi ve akşam arası bir telefon haberinin ardına siz acele gideceksiniz. Gitmek zorunda kalacaksınız. Kazancınız var efendim. İnşallah kazanırsınız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam. Ahmet Bey, güzel haberler alırsanız bize de bildirin, olur mu? Ben böyle mutlu oluyorum. Zorda olan seyircilerimize böyle sevinçli haberler verince vallahi çok değil mutlu mi? Oluyorum. Evet, evet, Mustafa inşallah. Bey attığımızda mı Bursa'dan? Alo. Hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi. Merhabalar. Kolay gelsin hocama, saygılar. Çok eyvallah, teşekkürler. Buyurun. Şimdi hocam 15-16 santim boyunda bir balık elimde. Ayıklıyorum. Yalnız bir tarafı, üst tarafı diyeyim, bembeyaz, kuş tüyü gibi böyle ayıklıyorum. Kuş tüyü gibi ayıklıyoruz, evet. Şimdi sevgili Mustafa'cığım bak, bir hanımefendi işini bozacak. Buna dikkat et. Rızkınızla alakalı, işinizle alakalı, özel hayatınızla alakalı işinizi bozmaya çalışacak bir bayan olacak. Ama lakin bir yerden de muhakkak birisi söz vermiş bir işle alakalı, nasip olursa size destekleri gelecek. Bu da inşallah yakın bir zamanda olacak yani. Ama hava açıkken, yani güneşliyken size gelecek olan bir telefon haberi var. Bu da inşallah sizin işinize yarayacak yani. Peki, teşekkür ederiz. Evet. Sizin en çok samimiyetinizi seviyorum hocam. Nasıl Mustafa Bey arıyor? Sanki böyle 40 yıldan beri tanıyormuş gibi. Mustafa'cığım. Yani çok... Hocam samimi buluyorum ve seviyorum. Ben samimi eyvallah, insanları Allah çok seviyorum. Eyvallah. Hani gönülden söyle, gönülden işit. Evet. Yani iyi ki varsınız. Allah şimdi razı. İzmir'den bir seyircimiz var. Hattımızdaymış. Alo. İsmini duyamadım. Tamam, ha, Burcu Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, buyurun. Hadi anlatın rüyanızı. Ben rüyama geçeyim hemen. Hı-hı. Hocam rüyamda bizim şu anki oturduğumuz binayı müteahhit yıkıyor. Tekrar yenisini inşaat ediyordu. Bize de diyor ki gelin diyor, bakın hani nasıl istiyorsanız o şekilde yaptıralım diyor. Biz de eşimle gidiyoruz eve bakmaya. Camdan baktığımda boş bir tarla var, arazi var. Orada bir tane mezar görüyorum ben. Eşime de diyorum ki bu bizim yanımıza mezar yapılıyor herhalde. Bu evi satalım, ben burada oturamam diyorum. Ondan sonra mezarların çoğaldığını görüyorum. Yeni yeni cesetler getiriyorlar, gömüyorlar. 3 tane cenaze arabası görüyorum. Bunu öğrenecektim. Efendim, komşularınız arasında biraz tedirginlik var Burcu Hanım. Allah izin verirse bir konuyla alakalı komşular arası yapılan bir söz, bir dedikodunun temize çıkacağını ve nasip olursa sizin kafanızdaki soru işaretlerini çözüm bulacağını inşallah Allah izin verirse bu müteahhitle işle alakalı biraz ağır ağır gidecek ama inşaatınız bir kişi zaten işe engel oluyor. Onu da ortadan kalkacağını gösteriyor. Yani karışmayacaklarını gösteriyor.
Peki Aysel Hanım attığımızda bunu alma teşekkür ederim. Aysel Hanım İstanbul'dan arıyor bizi. Evet. Aysel Hanım rüyanızı dinleyelim hemen. Alo, iyi günler. İyi günler, buyurun. Buyurun. Ben eşim eve kocaman bir sandıkla geldi eve. Hı hı. Kocaman, içinde pitonuna benzer bir yılan vardı, simsiyah. Evet. O yılanı böyle yanında da karpuz var. Yılanı çıkartıp karpuzla böyle hani bize gösteri yapmaya çalışıyor. Yani kırdırmaya çalışıyor ama yılan bir türlü içinden çıkmıyor. Yani merak ettim sadece anlamını. Geciken bir para var Ayşegül Hanım. Yani Ayşe Hanım. Bu geciken paranın muhakkak geleceğini ama bize yazı gösteriyor. Yazın. Siz bir mal sahibi olacaksınız kardeşim. Kocanızın işi gücü yani işi gücü güzel gidecek. Onu da size söyleyeyim inşallah. İnşallah. Evet. İnşallah canım. Evet. Çok... Bunu göstermiş. Korkmanıza peki, gerek yok. Peki Kırşehir'den evet. Kübra Hanım gelsin attığımıza. Alo. Ayşe Hanım teşekkür ediyoruz. Kübra Hanım geldiniz mi? Burada mısınız? Geldim. Hadi anlatın rüyanızı. Teşekkürler. Buyurun. Hemen rüyama geçiyorum ben. Rüyamda binamızın bahçesi yemyeşildi. Hı hı. Bir gül dikmişiz ama kimin diktiğini bilmiyorum. Annemle iniyoruz bahçeye. Hı hı. Anneme gülü sulayalım diyoruz hani. Ben suluyorum ve o gül suladığım anda böyle büyüyor. Hı. Beyaz gül. Anında büyüyor böyle. Sonra annemle bahçeden çıkıyoruz. Böyle anneme diyorum ki anne binanın bahçesi ne kadar güzel olmuş. Tertemiz yemyeşil. Gerçekten böyle yemyeşil. Işıl ışıl parlıyor. Binanın dış kapısına doğru ilerliyoruz. Böyle dış kapı çok büyük ve sağlam böyle. Yeni yapılmış. Diyorum ki anne bahçenin kapısı ne kadar güzel olmuş. Safa sağlam. Kübra Hanım bu rüyayı, bu rüyayı çok özür diliyorum. Yanlış anlamayın. Bu rüyayı bekar bir kardeşimiz görseydi gönül işi çözüme kavuşacaktı. Yani gönül işi oluyor. Allah Kübra, izin versin. Evliyim ben. Ama bak bekar olan. Ama ne dedik demin ki bir rüyada gül yine kesiliyordu. Orada bir evlada kavuşacaklarını. Beyaz renk yok. Olması ev halin efendim? Yok evladım var ama henüz öyle bir farklı bir durum yok şimdi. Şimdi beyaz gül olması o kişinin kendi kalbinden, kendi beyninden geçirmiş olduğu bir muradının olacağını. Annenizin orada olması her halükarda Allah izin verirse muradınızın yakın bir zamanda gerçekleşeceğini ama ne zaman bize ilkbaharı göstermiş. İlkbaharda inşallah aydınlığa çıkacaksınız. Çünkü bir sıkıntı var evin içinde. Bu sıkıntı evet. Zahil olup gidecek yani. Evet. İnşallah. İnşallah. Peki Kübra Hanım. Siz yine sesinizden hüznünü anlayabiliyoruz. Belli ki evde bir sıkıntı var. Siz yine yaşama sıkı sıkı tutunun. Yüce Allah'a ne zaman hayırları karşımıza çıkartacağı belli mi? Her güne bir şans vermek lazım. Hiç yani. Umudu ve ümidi yitirmeden önce. Evet, evet. Şimdi Bitlis'ten bir seyircimiz var Ali Bey. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk sağ olun. Buyurun hemen dinliyoruz. Rüyayı söyleyeyim. Hadi söyleyin. Hocam ben bir hafta 10 gün önce bir yerde gidip topluluk vardı. Orada bir camiye bağış yapıyordu. Orada bir cami vardı ama cami sadece kubbesini görüyordu. Orada bağış yapıyorduk. Sarıklı bir adam vardı hoca. Cübbeli. Ama orada herkes cübbeli değil tabii. Evet. Orada bir camiye bağış yapıyorduk. Rüyada camiye bağış yapmak. Evet. Kişi duasından vazgeçmemeli, fikrinden vazgeçmemeli, zikrinden vazgeçmemeli. Yani sabit olmalısınız. Allah izin verirse inşallah gönlünüzün burada olacak. Bir abbalı ya da üzerinde bir efendime söyleyeyim hırkalı birini görmek kişinin büyüklerinden dua almaya devam etmesi küs olduğu bir insanla da barışacağını gösterir. Peki, evet. Teşekkürler. Ali Bey hoşça kalın. Bitlis'e selam olsun. Kocaeli'nden Ayşe Hanım attığımızda. Ayşe Hanım. Merhabalar. Merhaba Ayşe Hanım. Hayır mıdır, şer midir? Anlatın rüyanızı bakalım. Hemen anlatıyorum. Hocam nasıl yorumlayacak? Hocam iyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi ben rüyamda böyle ufak derme çatma bir evi türbe gibi. Peygamber Efendimiz yatıyormuş. Yanında da başka bir zat yatıyor. Bir erkek vefat etmiş birisi. Peygamber Efendimiz'in böyle yüzünü görüyorum sadece. Üstünde bir örtü var seccade gibi. Ben başında ayak ucunda duruyorum Peygamber Efendimiz'in. Olduğunu bana bir ses söylüyor. Diyor ki bana o ses sen Peygamber Efendimiz ve bu zat sırasıyla tekrar yeryüzüne inecek. Ve sen yeryüzüne indiklerinde onlara refakat
edeceksin. Ben de diyorum ki ama ben kimim ki hani böyle bir şeyle bir görevlendirildim. İşte benim diyorum ki ufak çocuklarım var, işte eşim var. Hani nasıl olacak diyorum, tedirginim. Sen korkma, biz senin çocuklarına bakacağız. Senin görevin sadece onlara eşlik etmek. Onları uyandırana kadar başından ayrılmayacaksın. Ayşe Hanım. Diye bir rüya gördüm. Ayşe Hanım. Ne güzel bir rüya gördüm. Çocuklarınızı okutmanız lazım. Çocuklarınız inşallah alim olur. Çünkü bu rüyaya zaten evet. Dualarımız onlarla hayırlısıyla evet. İnşallah. Bu rüyaya göre alim olacaklar inşallah. Yani vermiş oldukları emeğin karşını alacaklar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem i̇nşallah. Kim hangi müminin bu ahir zamanda, son ahir zamanda hangi müminin kalbine rüyasına girdiğinde zaten onu görmek yalan değildir. Onu gerçekten görmüş gibisiniz diyor. Peygamberimiz de bunu söylüyor. Ama şu var, peygamberimizi gören insanların çoğu sıkıntılı olur. Bu sıkıntının zalil olacağını, ortadan kalkacağını beyan ettiği için rüya, peygamberimizi gören insanların muhakkak sıkıntıları vardır. O sıkıntılar ortadan kalkacaktır. İnşallah. Ama nedir? Onu diyor ki yani burada rüyanın içerisinde benim yolumu takip etmesi gerekiyor diyor. Sünnet-i seniyeye uyması gerekiyor. Peygamberimizin çizgisinde giderlerse inşallah burada da evlatlarının alim olacağını göstermiş. Hemen diğer telefonumuzu alalım. Nihal Hanım Adana'dan arıyor. Hocam. Hem şehrini sattınız hatta. Evet. Hocam hem Adanalı bir tarafı da Urfalı. Ben Adana'da dünyaya geldim. Heh. Ama aslen Urfalıyım. Urfalısınız. Evet. Ama yani orası da memleket, burası da memleket. Her taraf memleket. Şimdi taraf burada kalıyoruz. Evet. Hülya Hanım. Hülya Hanım mı dedik? Nihal Hanım. Buyurun. Bak, evet, buyurun. Hoş geldiniz efendim. Siz buyurun. Dinliyoruz sizi. Hoş bulduk. ben rüyamda... Evime misafir geldiğini görüyorum. Tamam. Misafirlerimin elinde de ev hediyesi olarak bana bir tane bayan topuklu ayakkabı getirdiğini görüyorum. Eyvah. Diğer gelen yanımdaki misafir de yerlere basarken bana sesleniyor. Ya Nihal diyor, ben bu yerler niye ıslak? Aa diyorum, ıslak mı yerler? Evet diyor, yer ıslak. Ben dedim, ben herhalde musluğu açık bırakmışım, ondan olabilir diyorum. Ondan sonra kayınbabam da yatak odasından bana sesleniyor. Kızım diyor, sen pencereyi açık bırakmışsın, yağmurun suyu hep oradan geliyor demek ki içeri. Ben de gidiyorum bakıyorum, ya olmaz diyorum, ben açık bırakmamışımdır orayı. Yok diyor, kızım açık bak, hep su geliyor. Pencereyi aç, dokunuyorum ki kapalı. Nihal Hanım. Pencerenin altından yağmur suları. Nihal Hanım. O kadar çok içeri geliyor ki, buyurun. Efendim bakın. Evin içerisinde su olması, o evde bekar varsa bekar insanın evliliğine, hayırlı bir evladın o evde doğmasına, o evin içerisinde o aile efradının büyümesine, kayınbabanızın yatak odasında olması, o evin içerisinde bir hasta varsa o hastalığın kalkacağına, yağmur kelimesinin geçtiğinden dolayı Allah nasip ederse kişinin Allah-u Teala'dan, Rahman ve Rahim olan Allah'tan duasını esirgememesi gerektiğini habire edeceksin kardeşim. Topuklu ayakkabı görmüş. Topuklu ayakkabı görmesi bir aniden gelecek olan bir misafire zaten kendisine hediye etmesi bir kadın oraya gelecek bir dedikodu yapacağını ona da iştirak etmemeniz gerektiğini gösterir. Teşekkür ederiz. Rüyada mesela ayakkabı ve topuklu ayakkabı görmek kötü bir şey değil miydi? Şimdi topuklu ayakkabı mı ses çıkarır, düz ayakkabı mı çıkarır? Bir soru sorayım. Hocam bu soru çok zor, cevaplayamayacağım. Çok zor cevaplayabilirim. Ha ben ders mahiyetinde söylüyorum. Şimdi mesela arkadaşlar hangi ayakkabı ses çıkarır? Hocam tabii ki topuklu. Heh. İşte burada bir bayanın gelip de dedikodu yapacağını gösteriyor. Çünkü ses getiriyor bakın. Tak 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 diye topuk sesi yapar. Hoş geldin Yusuf hocam. Yusuf hoca da biliyorsunuz Yusuf topuklu ayakkabıya takmış durumda ya. Hayır hayır, yani topuklu ayakkabı rüyada dedikodu yapacak bir bayanı gösterir. Ama düz ayakkabı olsa altı, orada dedikodu yapmayacak ama güzel yerinde konuşacak bir hanımefendinin geleceğini beyan eder. Peki. Buyur. Hemen diğer telefonumuzu alalım. Buyursunlar. Böyle zor sorular sormuyor hocam bana. Ay. Birazdan sizden öğreneceğiz değil mi? Rüyamızda göreceğimiz mesela evet. Yumurta kadar tehlikeli olan şeyler neler? Tabii tabii. Yani yumurta gördüğümüz zaman artık biliyoruz ki çok yani gerçekten aynen, büyük aynen. Tehlike. En az yumurta kadar ne tehlike ifade ediyor? Az sonra konuşacağız onu. Evet. Hatice Hanım Aydın'dan attığımızda. Tamam. Hatice Hanım. Alo, iyi günler. Hoş geldiniz, buyurun. Ben direkt rüyamı söyleyeyim. Buyurun. Rüyamda geniş bir yol. Hı. Etrafında ağaçlık. O karşımdan
deve sürüsü geliyor. Deve nereden? Mekke'den geliyor. Ama kızımla oğlum var yanımda. Onlara diyorum ki çocuğum kenara çekelim develer geçsin diyor. Hatice sizin... abla. Efendim? Çocuklarınızdan bekar ya da sözlü nişanlı olan var mı? Yok, ikisi de hepsi de bekar yani. Hadi gözler aydın. Sizin yapmış olduğunuz duanın karşılığında ikisine de birden kısmetin geleceğini, ikisinin de kısmetinin açılacağını gösterir. Mekke olması tabii ki büyük bir şehir. Kabe'nin olduğu, bizim hani Allah-u Teala'nın önünde secde ettiğimiz yer olduğu için Beytullah, orada olduğu için sizin dualarınız evladınız için kabul olmuş. Develerin çok olması evlat. Develer karşımdan koşarak geliyor beni doğru, bize doğru. Devam edin. Öyle gördüm yani. Hocam kadıncağız etkilenmiş diyor aslında. Bak develer koşa koşa geliyor. Kısmet gibi. Söylüyoruz, bir daha söyleyelim. Bir daha söyleyeyim, bir daha ne olacak? Mutlu olun efendim. Heh. İki evladınızı Allah nasip ederse hayırlı kısmetlerin geleceğini Allah beyan etmiş. Allah. Yani siz onlar için dua etmişsiniz. İnşallah onların işi gücü rast gidecek. İnşallah. Evet. Gaziantep'ten Fadime Hanımcığım hattımda. Fadime Hanım. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Ay nasıl dolu dolu bak selam veriyor bize. Hoş geldiniz. Veriyor da fıstık gönderen yok. Gaziantep'in o ne göndermiyor hocam? Fıstık gönderen yok. Aman be hocam. Hamile diyorsun Gaziantep övüyorsun, bir tane kardeşimiz bir çuval göndersin de burada kardeşlerimiz bir de yiyelim. Bir çuval. Ve de bir poşet göndersinler, ne olacak? Ay hocam canım? Bir çuval fıstığı kim bu kaybetmiş, biz bulacağız yani. Fadime Hanımcığım, Antep'in, Gaziantep'in neresinden arıyorsunuz? Merkezden arıyorum. Merkezden. Hoş geldiniz. Evet, abi fıstık kırıyorlar zaten orada. Çıt 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 diye sesler geliyor. Şimdi hocam ben rüyamda böyle piknik alanı gibi bir yerdeymiş ilk önce. Evet. Şimdi uzak bir yerde piknik yapıyorlarmış. Sonra yanıma dayım geliyor. Akrabadan bir bayan, vefat etmiş olan bir bayan geliyor. Ve kız kardeşim. Hayır olsun. Şimdi onlar orada acıkmışlar. Ben de onlara çantamdan işte salatalıktı, domatesli, biberli çıkartıp veriyorum. Ve bir su, böyle dere gibi bir su. Ben diyorum ki işte bak burayı diyorum, kardeşim oydu diyorum. Böyle bir tarafı oyulmuş. Ama su ki o kadar berrak, çok temiz. İçi komple görünüyor. Evet. Fadime evet. Abla. Evet. Ev problemi yaşayan, yani ev ahalisinin ev problemi yaşayan bir insanın sıkıntısına evet. ortak olacağını gösteriyor. Bu sıkıntının ortadan kalkacağını gösteriyor Allah izin verirse. Bir de siz ya bir ev alacaksınız ya ev değiştireceksiniz. Buna benzer bir şeyler var. Ama evet. elinize geçecek olan bir kısmet var. O kısmet geçtikten sonra bu canlanacak yani. Önce bir para gelecek. İnşallah. Çünkü bekledikleri bir şey Fadime var. Abla, o çözülürse. Zaten. Bir de aslınıza sığınırsam çok az geliyor. Fadime ablacığım diyor ki evet. önce para gelecek sonra ev gelecek diyor. Kısmetten evet. kastı. Evet. Hayırlısı. Peki evet. teşekkür evet. ederiz. Sağ olun. Yalnız çok tatlı. Seyircilerim nasıl belli ediyor? Fadime abla nasıl dinliyor? Şimdi yani oradan o gelecekti Fadime tamam. Fadime abla diyor ya hayırlısı size gelsin. Para için hayırlısı size gelen ilk defa duyduğum bir insan bu bir. Bakın arkadaşlar. Allah hocam, niye bize, ilk defa canım hep bize öyle Allah, diyoruz hayırlısı ise versin. Şimdi hayırlısı diye. Derken yani kurban oldum Allah zaten yazmışsa o gelecek. O Hı. parayı hayırlısı eden biz oluruz arkadaşlar. Hayırlısı dersek biz ederiz yani. Bize gelsin ya niye gelmesin? Ne demeniz herkese gerekiyor gelsin. Peki? Ya biz niye Allah-u Teala'dan istiyoruz? Allah diyor ki isteyeceksin. Sen istemezsen ben daralırım diyor. E biz isteyelim. Geldikten sonra hayır mı şer mi o parayı ne yapacağız o bize kalsın. Hep istiyoruz zaten. Doğru mu arkadaşlar? Para yani zaten. Geldiğinde hayırsız diye bir şey var mı? Veren el hiç hayırsız olmamış. Doğru. Alo. Evet. Alo. Orhan Bey, Kocaeli'nden evet. arıyorsunuz. Hoş geldiniz. Dinliyoruz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ben rüyamda saçlarımı yoluyordum. Şimdi Orhan abi. Buyurun. Bak burada saçlarını kendi elinle yolduğun için... Önünde bir yol var, Allah izin verirse ya da yoldan birini bekliyorsun ama genelde bir yol var. Eğer o yola gidersen, hani kendi saçını yolduğun için evet. kendin bir hata yapabilirsin. Eğer gideceksen böyle bir yola lütfen bu rüyayı dikkate al ya da gideceğin kısa bir yol olabilir, uzun yol olabilir, onu bilemem. Ama lütfen dikkate al, orada konuştuğun kelimeler sayılacaktır. Çünkü şey olacak, hani dedikoduya dönmesin, hani işte onu Orhan dedi demesinler. O yüzden bu aylarda özellikle saç kelimesi 3 harften oluştuğu için 3 ay içinde gideceğiniz bir yol varsa ya da bir yoldan bir misafiriniz gelecekse
Onun yanında lütfen dikkatli konuşun. Peki, teşekkür ederiz. Evet. Dikkat, dikkat. Evet. Dolayısıyla bu uyarıcı rüya evet, oluyor. Eşi yolsaydı o zaman eşini uyaracaktık biz. Peki. Evet. Kocaeli'ne teşekkür ediyoruz. Kayseri'den Leyla Hanım'ı bağlıyoruz. Aa, bugün Kayseri bizi izliyor. Hayırlı evet. günler. Teşekkürler, hoş geldiniz. Sağ olun. Ben rüyamda bugün kimin evinin olduğunu bilmiyorum tam olarak. Tamam. Takız çiğneyerek, evde birkaç kişi var. Takız çiğneyerek evi toparlıyorum. Diyorum ki ağzımdaki sakız da hiç hoş olmuyor. Misafirler de var burada diyorum. O sıraya iki kişi geliyor. Biri vefat eden amcamın eşi. Onda da sakız var. İyi diyorum ya, o da sakız çiğniyormuş. Neyse ağzında sakız var ya, ayıp olmayacak gibi düşünüyorum. Ve amcamın hanımıyla öpüştüm. Öpüştük ya, hoş geldiniz dedim. Leyla Hanım bir şey soracağım. Birkaç gün içinde de birkaç hafta içinde bakın. Sizin evet. evde bir misafir kalabalığının içinde... Küçük bir hani küçük bir dedikodu oldu mu? Çünkü bakın bir dedikodu olmuş birinin biriyle beraber, birinin eşiyle beraber bir dedikodu yapılmış. Bu dedikoduyu geveze olan sakız çiğnemek, sakız çiğneyen birini rüyada görmek, çenesi düşük ve boş konuşan bir insanla karşılıklı oturmaya şey yaptığı için yorumu geldiği için o yüzden özellikle bunu çok dikkate alın. Hani orada konuşulacak bazı laflar sizin üzerinize gelebilir. Çok dikkat edin Leyla Hanım. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Fatih Bey'i bağlayalım kardeş. Arkadaşlar İstanbul'dan. Fatih Bey. Alo, kolay gelsin. Hoş geldiniz, buyurun. Hocama bir sorum olacaktı. Görmüş olduğum rüya. Dinliyoruz. Rüyamda... Alo. Buyurun. Rüyamda üzüm ve ceviz diyordum. Rüyam buydu. Aklınızı kullanmanız lazım. Bir evet. karar aşamasına girebilirsiniz. Aklınızı lütfen iyi kullanın. Çünkü eğer aklınızı kullanırsanız, imzanızı atarsanız, örnek veriyorum, yazın, işiniz tamamıyla çözülecektir kardeşim. Çünkü sizin üstünüzde bir sıkıntı var. Bunu beyan etmiş ve kafanızdaki büyük bir soru işareti var. Halen sonuç bulmamış. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kendine iyi bak kardeşim. Aydın'dan Filiz Hanım var. Bugün var ya bak, Aydın, Gaziantep, Kayseri. Daha doğrusu Aydın, Kayseri, Gaziantep. Bizi izliyorlar. Bir de beyler de yani bugün ekran başındalar hocam, görüyorsun. Bak, beyler de rüyalarını merak ediyor. Yalnız bırakmadılar. Efendim hoş geldiniz Filiz Hanımcığım. Merhaba hocam. İyi günler, iyi çalışmalar Nurman'a. Teşekkürler. Buyurun. Hocam ben rüyalarımda kendimi sürekli uçarken görüyorum. Evet. Evet. Yürürken birden uçuşa geçiyorum. Yine böyle bir gün kalabalıkta Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın elini öptüğümü görüyorum. Filiz Hanım. Hocam. Bakın siz aslında hani bazı şeyleri anlıyorsunuz, bazı şeyleri çok aceleci davranarak bitirmek istiyorsunuz. Sonuca, çok doğru valla. Evet, sonuca bağlamak istiyorsunuz. Sonuca çok bağlamak istiyorsunuz. Vallahi. Evet. Başarıyı yakalayacaksınız ama birazcık yavaş olmanız lazım. Bir de kalbiniz temiz olduğu için bazı lafları söylüyorsunuz ama o bazı laflarınızı bazı insanlar bazı yöne çekiyor, başka yönlere çekiyorlar. Kötü ama niyettiler. Kalbiniz temiz aslında sizin. Ağzınızda var ne diyorlar ama ağzından konuştu, kalbinden konuşmadı diyorlar. Siz çizginizi bozmayın. Biraz yalnız ağır gidin. Muhakkak o işiniz gerçekleşecek inşallah. Başarı teşekkürler sizinle. Filiz Hanım. Evet. Ankara'dan Fatma Hanım attığımızda mı? Alo. Evet. Buyurun. Alo. Fatma Hanım dinliyoruz, buyurun. Çok teşekkürler. Buyurun, buyurun Hoca Efendi'ye bir sorum olacaktı da. Bugün sabah namazından sonra ben bir rüya gördüm de. Hayır evet olsun. Allah buyur. Onu... Evimin önündeyim, kendi evimin önündeyim. Evet. 3 tane turban ama ikisi bağlı. Yalnız birini aşağıya doğru bırakayım ki keselim ama üçünü de keseceğim. Evet. Öyle bir ayıldım uykudan. Ablacığım o neydi keseceğim dediği şey? Torba mıydı? Torba mıydı abla keseceğim? Torba. Kurban. 3 tane kurban. Kurban ya, biz torba anladık ikimiz. Evet. Çok... Bize burada torba gibi geliyor. Biz ikimiz, biz öyle anladık. Hayır, hayır. 3 tane kurban. Keseceğim ama yalnız kesmedim. Abla, şimdi bak. Evet. Bir tane Allah izin verirse senin aslında 2 tane ağır, 1 tane hafif bir dileğin var. Evet. Bu 2 dileğin Allah nasip ederse 2 mevsim içerisinde gerçekleşecek. Yani biri kışın, biri ilkbahar. Evet. En son hafif olan da yazın. Nasip olursa gerçekleşecek. Zaten
kurban verdim vardı yani evimin önünde kesmeye. Evet. Ama 3 tane gördüm bugün sabah namazından sonra. Evet. Ve bir de Fatma abla, peki, o evde bir rahatsız olan biri var. O rahatsızlık da gidecek. İnşallah. Vallahi çok merak ediyorum. O 3 tane şey ne? En az yumurta kadar böyle hayatımızda, daha doğrusu evet, rüyamızda görüp de hayatımızı etki edecek şey ne? Şimdi ben bunu Instagram'dan da, kendi Instagram'dan da söylüyorum bunu. Mehmet Emin Kırgil bu arada, evet, söyleyeyim hocamın da Instagram'ını. Şimdi burada demin topuktan bahsetmiştik arkadaşlar. Bir ayağınızın, bir topuklu ayakkabınızın kırık görmek topuğunu. Bunu dikkate alacaksınız. Evinizin içerisine camdan karganın girdiğini veyahut da evin içerisinde karga gördünüz. Veyahut da iş yerinizde karga gördünüz. Bunu dikkate alın lütfen. Karga. Evet, karga. Ve kişinin üzerinde yırtık elbise. Hangi renk olursa olsun, hiç fark etmiyor. Biz diyoruz ya, yeşil duanın kabul oluşu, beyaz muradın olacak diyoruz ya. Ne olursa olsun elbiseyi yırtık gördüğümüzde bunları dikkate alacağız. Aslında tabii bu kadar değil yani. Tehlikeli rüyalar çok, o kadar, daha doğrusu rüyada çok gördüğümüz o tehlikeli ben şeyler o kadar bazen çok var, evet, ki. Böyle ara ara her programda bizi bilgilendirin. Söyleyelim. Paylaşalım. Mesela deniz görmek biliyoruz ki artık çok güzel bir şey. Evet. Ama bir de şunu ekleyeyim. Bana gelen Instagram'lardaki hani çok gelen yorumların içerisinde seçme yapacağım. Çünkü o hafta görülen o rüyalar, ağır gelen rüyalar bize isim, nesne ya da cismi gösterdiğinde onu da burada paylaşalım. Tamam. Çünkü peki, herkesin gördüğü bizim için çok önemli o hafta. Tamam hocam. Tamam. Bittik. Bittik. Allah'a emanet. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum.